çıkarmak amacıyla geleneksel olarak gerçekleştirmekte olduğumuz anma etkinlikleri çerçevesinde bu akşam demokrasi mücadelesini ve bu mücadelenin ağır bedellerinin nedenlerini birlikte sorgulayacağız. Bu amaçla bu akşam demokrasi şehitlerimizin altısının üyesi olduğu dönemin Kıbrıslar Öğrenim ve Gençlik Federasyonu KÖGEF'in 4 Genel Başkanı, CTP Genel Başkanı Sayın Mehmet Ali Talat, CTP Milletvekili Sayın Ferdi Sabit Soyer, Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Akademisyen Sayın Doktor İsmail Kemal ve simultane mütercim tercüman Sayın Yusuf Mustafa'nın hazır bulunmasının öngörüldüğü ve değerli gazetecimiz Sami Özuslu'nun moderatörlüğünü üstlendiği bu söyleşi etkinliğinde demokrasi mücadelesinin bedellerini ve geçmişten bugüne kat ettiğimiz mesafeyi birlikte tartışacağız. KÖGEF'in genel başkanlarından akademisyen Sayın Doktor İsmail Kemal son anda gelişen özel nedenlerle bu akşam aramızda olamayacağını bildirmiştir. Bizler de kendisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek bir başka etkinlikte buluşma dileklerimizi ilettik. Bu gelişmeyi bildiğinize sunarım. Dolayısıyla tartışmamız, söyleşimiz 3 genel başkanla sürdüreceğiz. Fazıl Önder, Ahmet Yahya, Ahmet Muzaffer Gürkan, Ayhan Hikmet, Derviş Ali Kavadoğlu, Özer Elmas, Mehmet Ömer, Muharrem Özdemir, Mustafa Ertan, Ercan Turgut, Sadık Cemil ve Kutlu Adalı. Onlar demokrasiye, toplumlar arası barışa inandıkları için düşüncelerini sözle ve yazıyla ifade etme hak ve özgürlüğünü savundukları için ve bu uğurda kalem oynattıkları için karanlık güçlerin hedefi oldular ve katledildiler. Demokrasi şehitlerimizin anısına tüm katılımcılarımızı 2 dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Anıları mücadelemizi aydınlatmaya devam edecektir. Buradan okumayacağım ve söyleşi etkinliğimizi yönetmek üzere Kanal Sim Genel Müdürü değerli gazetecimiz, aynı zamanda uçakla gelen 6 tabut adlı kitabın yazarı Sami Özuslu arkadaşıma görevi devredeceğim. Konuşmacılarımız 20'şer dakikalık sunumlar yapacaklar ve ardından soru yanıt bölümüne geçilecektir. Etkinliğimizin saat 22 civarlarında sonlandırılması öngörülmüştür. Yönetim Sami Özuslu arkadaşımızındır. Tarihe ışık tutacak bir söyleşi ve tartışma dilerim. Bu arada bir de duyuru yaparak ayrılmak istiyorum. Perşembe akşamı da yine bu salonda İki toplumlu koromuz bize konser verecektir. Aynı zamanda şiir dinletilerimiz olacaktır. Perşembe akşamı da herkesi burada görmek dileklerimde. Evet, herkese iyi akşamlar. Tabii bu akşamki etkinlikle ilgili moderatörlük görevini Burhan abi seni düşünüyoruz diye sorduğunda, söylediğinde KÖGEF başkanlarının katılacağı bir etkinlikte o kadar KÖGEF üyesi, KÖGEF'e emek vermiş insan varken herhalde bana bu görev düşmez dedim ama ısrarcı oldu sağ olsun. Ve bu akşamı ben sadece moderat etmeye çalışayım. Fazla bir şey katmayayım. Çünkü 20'şer dakikalık konuşma süresi ve ardından soru cevap şeklinde bir format belirledi dernek.
Elbette ki bu akşam konuşmacılardan kendi diledikleri şekilde de elbette katkılar yapabilirler ama daha çok ülkemizde ve Kıbrıs Türk toplumunda tarihin çoğu zaman kitaplarda yazıldığından çok farklı olduğunu hatırlayarak ve sözlü tarihin çok çok önemli olduğunu ve bu akşam söyleneceklerden belki yeni bilinmezler ve yeni araştırmaların kıvılcımlarının yanacağını hesaplayarak bildiklerimizin ötesinde yaşanmışlıkları paylaşmalarını ve o anekdotlar arasında elbette ki değerlendirmeler yapmalarını bekleyeceğiz. Kuşkusuz demokrasi şehitlerini 1950'lerden bu yana verilmiş şehitleri konuşurken dünden bugüne Kutlu Adalı'ya kadar elbette ki şehitlerimizi de konuşalım ama herhalde ağırlıklı olarak KÖGEF'in kuruluşundan kapandığı 80 darbesine kadar geçen o önemli 4 küsur yılı, 4-4,5 yılı da bugün herhalde bugünden bakıp görme imkanı bulacağız. KÖGEF Mart 1976'da kuruldu. Ben tabii 8 yaşındaydım, kuruldu diyorum ama Muş demem lazım. Ama tarih not düşen kaynaklar ve sözlü kaynaklar Mart 76'da kurulduğunu söylüyor. Ve o gün ben 8 yaşındayken o kurulmuş olan örgütün başkanı da şu anda solumda duruyor. Dolayısıyla ben daha fazla lafazanlık etmeyeyim çocuk yaşımla. Ve Sayın Mehmet Ali Talat'a kurucu genel başkan sıfatıyla KÖGEF nasıl kuruldu ve çeşitli Türkiye'nin çeşitli illerinde kurulmuş dernekler, Kıbrıslı öğrencilerin ilerici dernekleri varken bu nasıl oldu da federasyona dönüştü? O gün bugündür federasyon kurmakla uğraşıyor Sayın Talat. Evet, işin şakası KÖGEF'in kuruluşundan ve kurucu başkanından o günleri dinleyelim. Evet, yani her yerde federasyon. Şimdi değerli dostlar, tabii 20 dakikalık süre içinde neler söyleyebilirim? Daha doğrusu 20 dakikasını hatırlayabilir miyim KÖGEF'in? Çok emin değilim. Ama bir başlayayım. Herhangi bir hazırlık yapmadım. Yani tamamen irticalen bir konuşma olacak bu. Ama yani tabii ki birçok hatırladığımız var, anekdotumuz var. Bunları kısaca bir gözden geçirelim. Ama ben KÖGEF'in kuruluşundan birazcık önceye gideceğim. Yani 1974'de. 1974'te Ankara'da artık 1973 yılında ortaya çıkan o demokratikleşme sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimleri kazanması ve hükümeti kurma noktasına gelmesi döneminde biz sudan çıkmış balık gibiydik Ankara'da. Yani yeni gitmiştik Ankara'ya. 1970'te gittim ben. Bir süre arkadaşlarımızı, Ankara'daki arkadaşlarımızı gördük, tanıştık. Çünkü 12 Mart darbesi 1971'de gerçekleşti. 1970'te gittik, işte Eylül falan. 12 Mart darbesine kadar Ankara'da Kıbrıslı örgütler vardı. İşte gerek ODTÜ'nün kendi örgütü vardı, gerek Ankara çapında örgütümüz vardı. Tanıştık ama çok kısa sürdü bu. Arkasından darbe geldi ve kapandı hepsi de. Ve Ankara dağıldı.
Ankara'da neredeyse hiçbir eski kalmadı. Yani hafızamızın devam edeceği, birikimimizin devam edeceği bir şey kalmadı, bir birikim kalmadı. Bütün arkadaşlarımız dağıldı. Ve Ankara'da biz adeta sudan çıkmış balık gibi gençler ortada kaldık. Ve kısa bir süre içerisinde tabii ki toparlanmamız mümkün değildi. Çünkü geçmişimiz, geçmiş birikimimiz yoktu. Geçmiş birikim olmadığı için de doğal olarak bir örgütlenme tabii ki o baskı döneminde özellikle söz konusu olamadı. Ama bu arada ne yaptık? Arkadaşlar aramızda konuşarak, tartışarak, çünkü dev genci görmüştük kısa bir süre önce. Kıbrıslı örgütleri görmüştük kısa bir süre önce. Onlardan edindiklerimizle işte kitap okuyarak, ki kitaplarda zaten yasaktı tümü, yasak kitaplar okuyarak, yasak dergiler okuyarak siyasal bir birikim elde etmeye çalışıyorduk. Dediğim gibi 1973'e geldiğimizde Türkiye'de 12 Mart rejimi bitmiş, artık seçimler yapılmış. Bu seçimlerde yer yer Kıbrıslı Türk gençler de CHP'nin desteklenmesi yönünde inisiyatif yüklenmiş ve böylece yeni bir demokrasi süreci o günün şartlarında yaşanmaya başlanmıştı. Dediğim gibi her şey dağınık, kimse yok. Benim hatırladığım en önemli husus, İstanbul'dan Ankara'ya uzanan el oldu. İstanbul yine bizim gibi dağılmıştı ama İstanbul'da birikim kaybolmamıştı. Yani orada hala eskiden kalan anlayışlar, yaklaşımlar, birliktelik, işbirliği devam ediyordu. Ankara'da yeni kurulurken İstanbul'da bu vardı. Gerçi belki sayı yeterli değildi ama vardı. Ve İstanbul'dan bize uzanan el 1974'te Ankara'da baskının, özellikle derin devlet baskısının daha düşük düzeyde olmasından hareketle ilk örgütlenmenin Ankara'da yapılması gerektiği telkinini yaptılar. Bu da tabii şunu ifade etmek istiyorum, adını anmak istiyorum. Bu arkadaşımız da, bize abilik yapan da Kıvanç Diren oldu. Kıvanç Diren bizzat kendisi Ankara'ya gelerek bizimle bu konuları konuştu, değerlendirdik, tartıştık. İşçi sınıfı hareketinin Türkiye'de en güçlü olduğu, sol hareketlerin en güçlü olduğu İstanbul'da belki bir süre daha baskının devam edeceğini, bu nedenle Ankara'da örgütlenmenin yapılmasının daha kolay olabileceğini konuştuk, değerlendirdik ve tam da dendiği gibi yaptık. Ankara'da AKÖD'ü kurduk, Ankara Kıbrıslı Öğrenciler Derneği'ni ve böylece örgütlenmeye ilk adımı atmış olduk Ankara'da. Daha sonrasını zaten artık KÖGEF'e doğru evrilme aşamalarını biraz sonra herhalde arkadaşlarla da birlikte konuşmuş olacağız. Arkasından İstanbul'da İzKÖK kuruldu. İKÖK kuruldu. Pardon, İzmir'di İzKÖK. Doğru, İKÖK kuruldu Ankara, İstanbul'da.
Arkasından da İzmir'de İSKÖK kuruldu. Sonra Trabzon'da Trabzon Kıbrıslı Öğrenciler Kültür Derneği, tam adını hatırlayamadım. O da kuruldu. Böylece yani şeyin zemini oluşmuş oldu. KÖGEF'in zemini oluşmuş oldu. Tabii bu süreç içinde tam da yani 1974-20 Temmuz harekatının öncesinde oldu tabii bunlar. Yani Ankara'da AKÖD'ün kurulması 20 Temmuz öncesinde oldu. O dönemde sosyal demokratlar, işte Marksistler vesaire birlikte bazı çalışmalar içerisinde bulundular. 1974 harekatı aslında tam böyle bir ayrışmayı da getirdi ve Ankara Kıbrıslı Öğrenciler Derneği daha sol duruşunu belirginleştirdi ve dediğim gibi artık bir diğer bölgelerde de örgütlerimizin kurulmasıyla bir şeye federasyonlaşmaya doğru ilerledik. O dönemde düşünülen şuydu, bir federasyon oluşturalım. Böylece Kıbrıslı öğrenci örgütlerini bir arada tutalım. Bu hem Türkiye'deki mücadelede bize yararlı olur, katkıda bulunur. Hem de Kıbrıs'a yönelik faaliyetlerimizde ciddi bir birliktelik sağlar. Çünkü o güne kadar örneğin İstanbul İKÖK, Ankara dernekleri ve diğer derneklerimizde Kıbrıs'a yönelik faaliyet yürütmeyi hedefliyorlardı. Ve her zaman için hedef kitleleri Kıbrıs'tı. Tabii ki Türkiye değildi, Türkiye halkı değildi. Kıbrıs Türk halkıydı. Ondan dolayı da işte özellikle İKÖK'ün düzenlediği kültür faaliyetleri Kıbrıs'a yönelik olarak tiyatro oyunları vesaire oldukça yankı yapıyordu. Ve bunu da birlikte yapıyorduk. Zaten KÖGEF kurulduktan sonra da bu hep böyle devam etti. Ve o dönemlerde burada yani Kıbrıs'ın kuzeyinde bize yönelik baskılar da tabii gittikçe artmaktaydı. Türkiye'de örgütlenen Kıbrıslı Türklere yönelik gerek Türkiye'nin kurulu düzeninden gerekse Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'taki kurulu düzenden ciddi baskılar geliyordu. Yani benim örneğin KÖGEF başkanı olduğum dönemde Kıbrıslı Türk öğrencilerin bursları kesilmişti. Özellikle bütün Kıbrıslı Türk öğrencilerin değil, KÖGEF yöneticilerinin bursları kesilmişti. Bunun da bir sürü ıvır zıvır gerekçeleri vardı. Örneğin benim TÜBİTAK'tan aldığım burs kesilmişti. Yani Kıbrıs Türk Devleti'nden yani KTFD'den aldığım burs değil, TÜBİTAK'tan aldığım burs kesilmişti. Ve bu da Kıbrıs Türk KTFD Eğitim Bakanlığı'nın yazısıyla kesilmişti. Gerekçesi de işte bu öğrenci bizim Kıbrıs'a Türkiye ile birlikte yürüttüğümüz Kıbrıs politikasına aykırı hareket ediyor. O yüzden bursunu kesin gibi bir yazıyla gerçekleşmişti. Ve daha bunun gibi bir sürü baskılarla karşılaşmış. Yurtlarımızın kapatılması dahil olmak üzere birçok baskıyla karşı karşıya kalmıştık ama iyi bir direniş de ortaya koyabiliyorduk. Çünkü birlikteydik. Büyük bir birliktelik vardı, büyük bir inanç vardı, büyük bir kararlılık vardı. Tabii o dönemde Türkiye
sol hareketinin de bize ciddi desteği olmaktaydı. Bunu da tabii ki hiç unutmamak lazım. Çünkü öğrenciler arasında gençlik, sol gençlik oldukça güçlüydü. Yani bugünkü gibi bir dağınıklık yoktu o günlerde. Tabii fraksiyonlar vardı, bölünmeler vardı. Ama biz özellikle Ankara'da, İstanbul için bunu ne kadar söyleyebilirim bilemiyorum, arkadaşlar daha iyi bilecekler. Biz Ankara'da daha geniş bir birliktelik yaratabilmiştik. Yani fraksiyonlardan biraz daha uzak, en temel Marksist anlayışı öne çıkararak mümkün olduğu kadar Türkiye'deki fraksiyonlaşmadan uzak durarak birlikteliği sağlamak ve yürütmek gibi bir hedef güdüyorduk ve bu da fena değildi, yani iyi olmuştu, başarılı olmuştu diyebilirim. Tabii KÖGEF'in ilk genel başkanlığı Ankara'da olmuştu. Ankara'ya verilmişti mutabakat sonucunda. İkinci olarak da İstanbul'a geçecekti genel başkanlık ve böylece tur atacağı üzerinde mutabık kalmıştık. Böylece Ankara'da ilk genel başkanlığı ben yürüttüm. Dolayısıyla da KÖGEF'in kurucu başkanı gibi bir sıfatım oldu. 1976 seçimlerine KÖGEF tavır belirleyerek girdi. Yani Kıbrıs'ta yapılan ilk genel seçimlere, çünkü 1975 KDF'nin kuruluşu, 1976'da seçimler yapıldı. İlk seçimlere Cumhuriyetçi Türk Partisi de katılıyordu tabii ki. Ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni destekleme kararı alarak, KÖGEF olarak bu seçimlere Kıbrıs'ta katılmaya, Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne destek vermeye karar verdik. O dönemde KÖGEF'in bir üyesi de adayımız olmuştu. Galiba Kıvanç aday olduydu, öyle hatırlıyorum. Evet. Kıvanç Diren CTP listelerinden aday da olmuştu burada. Yok, ben değil, Kıvanç oldu. Ben aday değildim. Ben aday değildim. Ondan önce de anayasa boykotu vardı. Tabii tabii, anayasa boykotu. Doğru, onu da hatırlayayım, evet. Doğru. Neyse, seçimlerden başladık, onu bitirelim. Seçimlerde CTP'yi destekleme kararı aldı KÖGEF ve aktif olarak üstelik destekleme kararı aldı. Ve aktif olarak bu seçim kampanyasına katıldık. Gençlik adına, Yüksek Öğrenim Gençliği adına kampanyaya katıldık. Köy gezilerine katıldık, meydan mitinglerine katıldık. Ve desteğimizin Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden yana olduğunu ifade ettik. Sayın Civan'ın Güzelyurt Belediye Başkan adaylığı yarışında da yine desteğimizi verdik. Sonuçta Kıbrıs'la bütünleştik. Yani KÖGEF'in bütün uğraşı, bütün çabası Kıbrıs'taki gelişmeleri etkilemekti. Başka bir şey değildi. Yani Türkiye, özellikle Ankara'da, İstanbul'da biraz daha fazla Türkiye'deki siyasetin içine girdi arkadaşlar, ama Ankara'da biz Ankara kanadı olarak mümkün olduğu kadar sadece Kıbrıs'a yönelik çalışmayı tercih ettik ve öyle yaptık. Sevgili Yaşar Ersoy'un hatırlattığı gibi onun öncesinde tabii anayasa boykotu vardı. Anayasanın, 1976 anayasasının oylaması, yoksa 75 miydi? 75. 75 anayasasının oylaması döneminde de zaten karma karış bir şey olmuştu. Yani hem burada ama özellikle Ankara'da veya Türkiye'de diyelim, çok net olmayan seçmen listeleri
ve demokratik olmayan şeffaf oy pusulalarının olduğu bir tuhaf şeydi, oylama yapılıyordu. Adını ve soyadını üzerine yazıp oy atacaktın. Ha evet, adını soyadını da yazıp atacaktın oyu neredeyse. Ya öyleydi. Öyleydi. Gibi ha, değil mesela, öyleydi. Peki öyleydi. Şimdi bakın, ben bu olayı arkadaşlar ama ondan çok sonra 1998 yılında Azerbaycan'da yaşadım. Cumhurbaşkanlığı seçkilerinde, Azeri dilinde, oy pusulalarının nasıl kullanıldığını görünce dedim, ha bizim o zamanki halimizden beş beter. Yani geliyor ailenin reisi, elinde 10 tane pasaport, karısı, kızı, yeğeni, akrabası falan 10 pasaport. Onları veriyor, 10 tane oy pusulası alıp giriyor sandığa ve tak 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 oyları veriyor. Ya da ne bileyim, bazı yerlerde sandıklar açılıyor, içinde oy pusulaları ama böyle katlanmış. Ve her birinde mühür vurulmuş, böyle tomar halinde oy pusulaları çıkıyor. Yani böyle şeyler demek ki olabiliyor. O bizim ilk deneyimimizdi. Ama tabii çok uzun bir süre buna benzer ama tabii bundan daha ileride, bu kadar ilkel olmayan sıkıntılar yaşadık. Hala da yaşıyoruz ama yani şimdi artık o devirler geçti tabii ki. Yani oy pusulalarına işaretler koymak, şunlar bunlar, fotoğraflar, o zaman fotoğraf yoktu ya, yani işte... O zamanlar zaten zarfta oy kullanmak zorunda kalıyorduk, mecburiyetinde kalıyorduk ki dıştan görünmesin vesaire. Tabii her şeyin olgunlaşması gibi bu da bir olgunlaşma süreci yaşadı. Bugün geldiğimiz noktada bunlar sadece nostalji olarak hatırlanabiliyor. Bizim kısacası özellikle KÖGEF'in kuruluşunda en önemli hedefimiz tabii ki Türkiye'deki öğrenci gençliği sol siyasi eğilim içinde toparlamak, Marksist anlayışı öğretmek ve öğrenmek tabii ki sonuçta ve bunu Kıbrıs'a taşımak. Kıbrıs'ta buna zemin yaratmak, Kıbrıs'ta barışı gerçekleştirmek için çalışmak, özellikle 1970'lerden sonra, 74'ten sonra ortaya çıkan yeni şartlarda federal bir çözümü sağlamak, hedef buydu. Yani KÖGEF'in yayınladığı ilk gazete Kıbrıs'ta gençliğin hazırlayanları arasındaydım. O sırada genel başkan bendim ve birlikte arkadaşlarla çalışarak ilk sayıyı hazırlamıştık. İyi saatte olsun Sabahattin İsmail de oldukça katkıları bulunan bir arkadaşımızdı o dönemde. O tabii o zaman ilkel şartlarda hazırlanan bir gazeteydi ama evet, Kıbrıs'ta gençlik KÖGEF'in kurulduğu bilgisini de duyuran gazeteydi. O gazetede ben bilfiil çalışmıştım ve görmüştüm yani bir gazete nasıl hazırlanır, letra setlerle, şununla bununla falan. Yani kısacası yapabildiğimiz her şeyi yaparak, her çabayı ortaya koyarak Kıbrıs'ı etkilemeye çalışıyorduk. Ve nitekim KÖGEF CTP ile olan ilişkilerini net olarak ortaya koyduktan sonra da doğrudan CTP'yi de hedef alarak, CTP'nin içinde yer almayı da öngörerek hareket etti ve adeta CTP'nin Türkiye'deki bir kolu, bir gençlik kolu belki diyebilirsiniz gibi faaliyet ortaya koydu ve ondan sonra da KÖGEF'ten yetişen bütün gençler
Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin saflarında yer aldı. Burada tabii rahmetli Özker Özgür'ün ama özellikle gençleri içinde çok etkili olan Naci Talat'ın çok büyük etkileri ve katkıları oldu. Bunları tabii ki hiç unutmamak lazım. Unuttuğum çok şey var. Dediğim gibi tamamen hazırlıksız katıldım bu şeye, toplantıya. Arkadaşlar benim eksik bıraktıklarımı mutlaka tamamlayacaklar. Galiba ben 20 dakikamı tamamladım aşağı yukarı. Evet, 2 dakika, bu noktada duruyorum. 2 dakika rotarlı. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Talat'a. Sayın Talat'ın bıraktığı yerden Mayıs, evet, gözlerim benim de görmez artık. 9 Ocak 1977 tarihinde olağanüstü kongre yapılır ve anladığım kadarıyla İstanbul'la yaptığınız uzlaşı gereği emanetçi başkanlık İstanbul'a devredilir. Doğru. Ve ondan sonra da galiba İstanbul'dan geri dönmez. Dönmez. Evet, İstanbul gasp eder. Evet, ikinci başkan Ferdi Sabit Soyer'den gerisini dinleyelim. Buyurun Sayın Başkan. Şimdi değerli arkadaşlar, güzel bir şey gerçekten ve hiç unutmamamız gereken bir kısım birikim. Aktarmayı yapmak bakımından oldukça önemli. Yani tarihimizde Fazıl Önder'in, Ahmet Yahya'nın, Ahmet Muzaffer Gürkan'ın, Ayhan Hikmet'in, Derviş Ali Gavazoğlu'nun, Özer Elmaz'ın, Mehmet Ömer'in, Muharrem Özdemir'in, Mustafa Ertan'ın, Ercan Turgut'un, hepsinin ve Kutlu Adalı'nın ve Sadık Cemil'in bizde unutulmaz noktaları var. Bunlar bu olaylarda hayatını kaybedenler. Ama hayatını kaybetmeyen ve bu demokrasi ve barış mücadelesinde pek çok belayı yaşayan insanlarımız var. Bir Ahmet Sadi amcamız geçmişte ölmedi, vuruldu, eşi vuruldu. Pek çok insan o dönemde o baskılardan ötürü yurt dışına gitmek durumunda kaldı pek çok sendikacı. Gerek KÖGEF hareketinde gerek bütün bu olayların yaşandığı süreçte ölmedi pek çok insan ama büyük maddi ve manevi işkenceler yaşadı. Ve bir inat, bir murat, inat barıştır. Murat da bu ülkede kendi sahip olduğumuz sosyalist değerler toplamında daha iyi, daha güzel bir noktaya yakalamaktır. Bunun için bitmeyen bir mücadele verildi. Geçenlerde bir, daha doğrusu bugün bir arkadaş bir konuyla ilgili bana bir mesaj attı. The end dedi. Ben de ona şöyle dedim. The end and the start. New start dedim kendine daima. Bu tarihimize baktığınızda hadise budur. Kıbrıs Türk Ulusal Öğrenci Federasyonu Ankara, İstanbul ve İzmir'de İKTC'li İstanbul'da, Ankara'da AKTC, İzmir'de efendim İzmir Kıbrıs Türk Talebe Cemiyeti. Bütün bunlar hepsi özellikle 12 Mart 1971 darbesine kadar 68 devrimci devinimin yarattığı etkiyle Türkiye'de çok büyük bir devrimci demokratik dönüşümü Kıbrıs Türk Öğrenci Hareketi içerisinde yarattılar ve bu insanlarımız bunu Kıbrıs'ta da demokratik bir değerler amacıyla yansıtan büyük özveriler yaptılar. Orada bir diyent yaşandı. 12 Mart 1971 askeri darbesi. Kesti. Örneğin isimlerini belki eksik söyleyebilirim. Bir Fadıl Çağda arkadaşı, Turan Korun arkadaşı, Kuydul Turan Bey'i ve daha bir kısım arkadaşlarımızı sınır dışı ettiler. Harper Orhun'u, hepsini sınır dışı ettiler. O genç kuşağın. Büyük bir terör, büyük bir dalga, yurtlar kapatıldı. Ben Türkiye'ye 1971'de gittim, tam sıkı yönetimin içinde ve gittiğim ilk gece tutuklandım.
Polise gittim. Onu gördüm cızıcık bir yerden. İlk gidebildiğim yer Sirkeci'deki Kıbrıs Türk Talebe Cemiyeti'ydi. Buradan hareketle biz biraz evvel Mehmet Ali İstanbul'da daha köklü bir şey vardı dedi. Yahut eski hareketten kalan önemli bir kesim vardı. Burada görüyorum Ergin Abdullah arkadaşım. Efendime söyleyeyim Yalçın Okut arkadaşım. İbrahim Beyatlı arkadaşım. Kıvanç Diren arkadaşım ve daha pek çok arkadaş. Çok kısa sürede biz bu arkadaşlarımızla temasa geçtik ve örgütlenmeye başladık. Yasak kitapları okumak, bunları okuduktan sonra ve öğrendikten sonra çıldırdık da. Ne için çıldırdık? Çünkü o güne kadar bildiğimiz bütün mevzuların yalan olduğunu gördük. Ve Kıbrıs sorunu başta olmak üzere insan ilişkileri toplamının yalan olduğunu gördük. Ve bilgiye müthiş bir susamışlıkla o şartların içerisinde evlerimizde elden ele kitapları saklaya saklaya yasak kitapları okuyan bir çalışma içerisinde olduk. Mesela 1973 1 Mayıs'ını biz İstanbul'da 73'te kutladık. 72'de de kutladık. Belli bir arkadaş grubu toplanır, otobüsler tutulur ve kitlesel olarak Kıbrıslı öğrenciler işte Belgrad ormanlarına 1 Mayıs'ta pikniğe gideriz ve orada 1 Mayıs kutlarız kendimize göre. Bu önemli bir bize ilişki ağı geliştirdi. Şimdi sevgili Başkan Mehmet Ali Talat anlatırken bir noktayı dernekler kurulmadan evvel söylemek isterim. Ankara, İstanbul ve kısmen İzmir'de bir imza kampanyası açmıştık hatırlarsak. Efendim daha dernekler kurulmadı. Yurt, burs, bilmem ne, kontenjan hakları, şunlar bunlar ve en altında da bir madde. Fikir ve söz hürriyetine saygı. Aynı konuyu 1974'ten sonra gene bir metinle vermiştik. Rahmetli Denktaş'a hatırlarsa Mehmet Ali. Kendisi de Ankara'dan gelmişti. Ve Sheraton Otel'de buluşmuştuk kendisiyle. Ve orada bu metni verdiğimizde hepsini kabul ederim bu son cümle nedir dedik. Fikir ve söz hürriyeti ve düşünce özgürlüğü dedi. İşte Mehmet Ali dedi kendine yani bunu söylediğimiz için dedi dağa mı çıkıyoruz biz nedir dediğin senin dedi. Hayır dedi çok tehlikeli bir şeydir bu dedi. Bunu hiç unutmayacağım. Hafızama yazıldı. Durgun bir suya siz bir taş atmak istersiniz haleler olsun. Öbürü de bir taş atsın. Başka haleler olsun. Haleler çarpışsın ve su bulansın. Onun için bu fikir ve söz hürriyeti. Ve bol bol fındık yediydik. Evet ve bol bol fındık yediydik. Onunla kodu önümüze hepsini bitirdik. İki de bir açlıydık hatırlarsın. İkişer de bir açlıydık orada. Ama dışarı çıkınca da bir güzel de dayak yediydik. Polisten söylemek lazım. Şimdi bu örgütlenmenin temeli böyle bir olguyla gelişti ve örgütlenmeye fırsat ararız. Evet doğrudur. Bu konuda gerçekten ciddi. Biz o dönem İstanbul'da, yani bunu saklamaya gerek yok, biraz farklı bir metot izledik. Biz Türkiye'li siyasi örgütler ve oluşumlarla da temastaydık. Bunu da hiç gizlemeye gerek yok. Yani işte TİP, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi ve TKP etkisiyle temas halindeydik. Bunu hiçbir şekilde gizlemedik. Ağırlıkla DİSK'le temas halindeydik ve TOKİ'lerle temas halindeydik. Ve aktif olarak DİSK'in ve TOKİ'lerin çalışmalarında da yer alıyorduk. Bunu da ifade etmekten çekinmeyeyim. 73 seçimlerinde de İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani Ecevit Hareketi'nin seçim çalışmasına aktif olarak katıldık. Çok aktif. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sıkıntıları vardı. Nüfus sayımından tutun bir hayli işlere kadar aktif olarak da katıldık. Bu örgütlenmeleri yaparken hep aklımızda Kıbrıs'ıydı ve örgütlenmeydi. 73 seçimlerinden sonra işte o birikimin üstünde biraz evvel Mehmet Ali'nin bahsettiği temaslar ve Kıvanç arkadaşımızın, diğer arkadaşlarımızın yaptıkları temaslarla İzmir'de
Sami Solyalı arkadaşım, Erbil Enginol arkadaşım, Diyarbaşı arkadaşlarımızla yapılan temaslarla örgüt oluşturma kültürü gelişmeye başladı. Ve sonuçta İKÖK, AKÖK, İZKÖK kuruldu. Kurulduktan sonra da çok süratle federasyonlaşma konusunda bir kanaatimiz oluştu. Modelimiz Kıbrıs Türk Ulusal Öğrenci Federasyonu'ydu. Bunu hiçbir şekilde gizlemeye gerek yok. Zaten dikkat ederseniz Kıbrıs Türk Ulusal Öğrenci Federasyonu 12 Mart darbesiyle kesintiye uğradı ve onun akabinde bu cuntanın yıkılmasıyla KÖGEF hareketine doğru gelişirken 12 Eylül 80 askeri darbesinden sonra da KÖGEF'in oradaki etkisiyle ÜTK hareketi gelişmeye başladı. Yani onun için the end her zaman bir demokrasi sürecinde new starter'i ve new start'ı başlatıyor. Çünkü esas olan hedef barışa, demokrasiye, insana, emeğe katkı sağlamaktır. Geliştirmektir yurdumuza ve insana dair. Bu bakımdan bu kesintiler içerisinde olmadan pek çok hadis oldu. Elbette dönem dönem radikalleştik. Dönem dönem doğrunun merkezi biz idik. Biraz evvel Sayın Başkan Kıbrıs ve Gençlik Dergisi'nin ilk çıkışını bahsetti. Bir kelimenin üstünde 7 saat tartışma çıkarttı. Nasıl yazacak kendini ve nasıl ifade edecek? Hangisi daha devrimci etki yapar? Bunu böyle yazarsak oportunizme katkı sağlar mı? 7 saatle tartışır. Yani bu da bir realite. Ama bu olgunlaştırırdı bizi. Ve bir şey daha söylemek isterim. Mesela anayasa halk oylamasını efendime söyleyeyim bahsetti Mehmet Ali. Doğrudur. Çok önemlidir. Gurucu meclis oluşumu olununca başka tartışmalar da yaşadık. Bu gurucu meclis kendi içimizde. Nedir bu gurucu meclis? Katılınsın mı, katılınmasın mı? Ne doğacak bunun akabinde gibi tartışmalar ve üstelik tümümüz de savaştan çıkmış insanlarız. Yani 74 savaşında aktif olarak çoğumuz da katıldık fiili durumdan. Bu bir başka radikalliği getirdi bize. O radikallik de barışa dönük inanılmaz bir şey, radikal beklenti ve savruluş. Ve kurucu meclis seçimleriyle ilgili de biz burada elimizin yettiği kadar örneğin öğretmen örgütlerinden ya da diğer sivil toplum örgütlerinden ilerici adayların seçilmesine katkı sağlamaya çalıştık. Ve biz hep beraber daha federasyon kurulmadan bu kurucu meclise Mehmet Ali hatırlarsa, hatırlaması lazım, Kıvanç Diren ve Mehmet Ali Talat'ı her ikisini birden anayasa önerilerini Yüksek Öğrenim Gençliği'nin kurucu meclise getirmesi için görevlendirdik. Ve gerçekten hukuk fakültelerinde okuyan arkadaşlarımızla muazzam bir anayasa çalışma taslağı yaptık. Ve bu taslak kurucu meclise intikal ettirildi. Ve bunu Kıvanç Diren'le Mehmet Ali Talat getirdiler kurucu meclise. O dönemin Halkın Sesi gazetelerine bakarsanız bunun çok büyük etki yarattığını görürsünüz. Kurucu meclis tutanaklarında incelerseniz bunun son derece önemli bir etki yarattığını görürsünüz. Bazı kesimler bizi küçümsedi solda ama büyük ölçüde bu demokratik talebe cevap veren önemli bir metindi o metin. Ve bunun da bir katkısı oldu. Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası'nın tartışma süreçlerinde kurucu mecliste demokratik bir anayasa için mücadele eden insanlarımıza. Bu efendim? Mail de yok. Mail de yok, evet. Doğru, mail de yoktu. Ve bu çerçevedeki pozisyon içerisinde bu çabalar verildi. Şimdi bir anımı anlatmak isterim size ki buradan hareketle nasıl bir etki içinde olduğumuzu hatırlatmak için. 75 yılında biraz evvel Sayın Başkan'ın bahsettiği gibi bütün bunlar yapılırken aynı zamanda ülkeye dair bir şeyler yapmak, kültürel etkinlikler düzenlemek, bir hareket başlatmak ve bunun için yaptığımız çalışmada bu çerçevede işte İstanbul bir buzlar çözülmeden oyunu. En ilginç noktayı söyleyeyim size. İstanbul'da belki 1000 civarında öğrenci vardı. Kıbrıs halk oyunları oynayalım dedik. 1000 öğrenciden 3 kişi bulduk Kıbrıs halk oyunlarını bilen. Çünkü bizim kuşağa
Antep oyunu, Adana oyunu, bilmem ne öğretilir. Üç kişi bulduk. Bir tanesi de çok yetkin bir arkadaşımızdı. Cemal arkadaş şimdi Londra'dadır. Çok güzel bir ekip kuruldu. Ve Kıbrıs halk türkülerinden derlenmiş bir koro. Buzlar çözülmeden oyunu. Ve 75'te Lefkoşa'da Taksim sinemasında o kadar bir de ilgi gördük insanlardan. 3 gün 3 gece gösteri yaptık. Talep çoğuldu. Ve ilk günkü gösteride hiç unutmam, bitti gösteri. Orada Ankara'dan Mehmet Ali Talat, ansızdan TMT'nin meşhur istihbarat kumandanı Halil Paşa geldi. Ve 75'te düşünün, Gönyeli'nin dışında barikat var. Barikattan geçerek Girne'ye gidersiniz izin alarak. Gece illa Mehmet Ali'yi alacak Girne'ye götürsün. Biz de kendiyle parçalandık ve en nihayet belli görüşmeler yapıldıktan sonra gitti. Böyle bir hadise her an enseğinizde bunu verirler. Ve ertesi gün bu gösteriden sonra Kıbrıs halk oyunları oynadı koşu. Meraklısı bulabilir Zaman gazetesi vardı. Zaman gazetesinin manşeti şuydu. Kara gavurlar Lefkoşa'yı bastı. Çünkü siyah şortlarla, dizliklerle oynamıştık Kıbrıs halk oyunlarında. Kara gavurlar Lefkoşa'yı bastı diye manşet atmışlardı. Fakat buna rağmen bunu biz yılmadık. Adanın dört bir tarafında bu oyunları insanlarımızla buluşturduk. Bu bize büyük bir devinim verdi. Ve bunlar olduktan sonra biz kendimiz oturduk ve karar verdik işte. Gidelim, Halkın Sesi gazetesi de o zaman bunlara şey veriyor. Ne derler, destek veriyor. Doktora bir teşekkür edelim de varmaya da yolladığımız bildirileri ya da etkinliklerimizi yayınlamaz. Şimdi ismini hatırlamam bir arkadaş, ben ve Özkan Yorgancıoğlu arkadaşım. Görevli olarak Doktor Fazıl Küçük'ü ziyaret ettik ve kendisine yolladığımız bildirileri, etkinliklerimizi yayınlamasından ötürü teşekkür ettik. Teşekkür ettikten sonra şakalaştık da, işte dedi ki bana Bafra sigarası getirin dedi, işte yengi harman varsa içelim dedi falan. Ayrılacak oturun dedi ve aynen şunu söyledi. Ayağınızı denk alın ve çocuklar dedi, geri gittiğinizde aranızdan birilerini vuracaklar. 1975'te. Geldik biz bunu anlattık arkadaşlara ve o günkü aklımızla biz şunu yorumladık. Bu doktor bizi korkutmak ister. Biz bunu yorumladık. Geri gittik. Kısa bir süre sonra Özer Elmas, sonra Mehmet Ömer ve arkası gelişmeye başladı. Bunu bize doktor söyledi. Ve ondan sonra ben geldiğimde tekrar gittim doktora. Sen bize böyle söyledin. Ve bunlar oldu. Şimdi bize detaylı anlatmak durumundasın. Ben öyle bir şey söylemedim dedi. Söylemedim dedi. Sonra dedi ki beni mi de öldüreceksin dedi. Ve bu mesele bu şekliyle kaldı. Bu arkadaşlarımızın bu cinayetlere uğraması organize bir hareket. Örneğin Özer'i vurdular. Ama Özer'i vurmalarından sonra Mehmet'in vurulmasında bizzat yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Duyduk Mehmet'in vurulmasını, perişan olduk. Hepsimiz toplandık derneğe, ağlayanlar, diğer şeyler ve bir polis geldi dernek binasına Aksaray'da. Dedi ki iki kişi, işte sen ve bir kişi daha al yanına, Aksaray'a gel, polis sizinle görüşmek ister. Hüseyin Ekmekçi arkadaş, şimdi Londra'dadır Hüseyin Ekmekçi. Onu aldık yanımıza ve gittik Aksaray'a. Girdiğimizde en üst kata çıkarttılar bizi, boş bir oda. Bir demir masa var. Masanın başında o odada olan isimleri söyleyeceğim size. Birinci şube müdürü Sayın Balcı. Şükrü Balcı. İkincisi Atilla Aytek, meşhur isim. Üçüncüsü Mehmet Öymür. Masanın üstünde bir tabanca ve bir boş kağıt. Bunu imzalayacaksınız dediler. Biz de dedik ki hayır, biz boş kağıda imza atmayız. Neçin? İmzalayacakmışsınız. Mehmet Ömer'in ne Kıbrıs'ta ne Türkiye'de cenaze töreni yapılmayacak. Aynen bu şekilde.
Biz dedik hayır. Ailesi Mehmet dostumun geldi buraya. Anne, babası, kardeşleri. Hepsimiz felaket halindeyiz. Hangi hakla sen bizim acımızı efendim bize usulüne göre defnetme hakkını bile yasaklıyorsun? İtişmeler, kakışmalar, bin bir rezalet ve bana şunu söyledi. Yarın sabah 7'de morgdan alacaksınız. Gideceksiniz ve Kıbrıs'a gidecek uçağla ama bir tek el silah atılırsa dedi Şükrü Balcı, bir tabut değil onlarca tabut gidecek Kıbrıs'a dedi. Geldik derneğe, değerlendirdik ne yapacak diye ve morgda sabahleyin cenazeleri devralmaya sevgili kardeşimize namımıza yaraşır bir yürüyüşle Kıbrıs'a gelmesi için cenazesini götürmeye karar verdik. Ve bütün o gün tüm İstanbul'da bulunan Kıbrıslı öğrenciler iyi bir örgütlenmemiz vardı. 7'de herkes morgun önünde olacak. Ancak bütün arkadaşlar ve örgüt insanları şu noktayı hemfikir olduk ki bunlar bize bir provokasyon yapacaklar. Bu bakımdan saflar sıkı olacak. Hep görevliler safların başında duracak. Araya tek bir yabancı şey etmeyecek. Ne derler? Girmeyecek. Gözümüzü dört açacağız ve Sultanahmet Meydanı'na kadar yürüyeceğiz. Sultanahmet Meydanı'nda da gece otobüsler tutulacak. Derneğin bir parası vardı bir miktar. Ve dağılırkandan bir kısım arkadaşlar otobüslere binecek. Bir grup yalnız kalacak ve cenazeyle beraber şeye gelecek. Kıbrıs'a gelecek. Bu planlamayı yaptık. En ince detayına kadar. O günü hiç unutamam sabahtan. Yüzlerce Kıbrıslı öğrenci. Söylerim gene böyle gözlerim dolar. Yüzlerce Kıbrıslı öğrenci. Hepsi morgun yanındaydı. Sabaha kadar çalışıldı. Mehmet dostumuzun posteri yapıldı. Çiçeklerimiz hazırlandı. Ve morga Ahmet Ömer arkadaşımla ve diğer arkadaşlarımla beraber girdik. O dağ gibi delikanlımızın cesetini tabuta koyduk. Omuzumuza vurduk. Dışarı çıktık. Ve kortej yürümeye başladı. İstanbul'u bilenler bilir. Morg Gülhane Parkı'nın hemen yanındadır. Gülhane Parkı'nın önünden Sultanahmet Meydanı'na doğru yürüyoruz. Sabahın serinliği ve sessizliği. Yürüyoruz ve bütün arkadaşlarımız slogan atmaya başladı. Kahrolsun faşizm, Mehmetler ölmez, Kıbrıs'ta barış engelli, bağımsız Kıbrıs, NATO'ya hayır, faşizm kahrolsun, sloganlar atıyor. Çıldırdı Atilla Aytek. Bu Türkiye hareketinde korkunç bir şeydir bu isim. Çıldırdı. Tehditler savurmaya başladı Kıvanç'la bana. Susturun bunları, köpek gibi vuracağız sizi. Hayır biz attırmıyoruz, insanlar kendi atıyor. Sultanahmet Meydanı'na kadar gidecek. Sultanahmet Meydanı'na doğru giderken yere batan sarayının bir bacası var. Gözüme birden çarptı Şükrü Balcı eli havada böyle duruyor orada. Bu şekilde. Eli havada. Bu arada 300'de Türkiye'li arkadaş gelmişti. Biz kortejimizin arasında yer açtık. Onları koyduk ama aralarına görevli, onların içinde de güvendiğimiz bazı arkadaşlara da bunu anlatarak gelenleri siz kontrol edin dedik. Birden o gelen kitlenin içinde bir elin bir tabancayı çıkarıp doğrulttuğunu gördük. Tabanca daha böyle doğruluyor. Böyle bakıyoruz biz de. Yani saniyelik ağzımızdan bir şey daha çıkamıyor. O an onun arkasında Deniz diye bir arkadaş vardı. Çok yaman bir arkadaştı o. Türkiye'li, uzun boylu. Elini uzattı ve o tabancayı böyle kaldıranın tam burasına vurdu. Ve tabanca düştü yere. Tabanca düşünce tekmeyi attı ve o Sultanahmet yokuşundan bütün o kitlenin gözleri önünde. Herkes de bakıyor. Şır diye o şey gidiyor. Ne derler aşağıya doğru. Ne derler tabanca ve Şükrü Balcı'nın da eli havada. O an hep senaryo, dağılın diye bağırdık arkadaşlara ve dağılındı. Otobüslere girdik, geldik. Bu çok organize bir hareketti.
Bunu belki çok büyük tecrübemiz yoktu ama hislerimiz vardı. Bu vesileyle açtık. Uçak alanında da acılar içerisinde söylüyorum. Bunun intikamını uçak alanında aldılar. Cenazeyle giden arkadaşları, Mehmet arkadaşımızın ailesi dahil, Özkan Yorgancıoğlu arkadaşımızın hepsinin tümünü dövdüler. Ve Özkan Yorgancıoğlu'nu da tutukladılar. Böyle bir hadiseden ama yılmadık. Mücadeleye devam ettik. Bu anımı da bu vesileyle anlatmak istedim. Teşekkür ederim. Evet. Kesemedim çünkü herkes tüyleri ürpererek dinledi. Şimdi KÖGEF'in son başkanı söz alacak. Bu akşam İsmail Kemal son anda gelemedi. Dört başkanı oldu KÖGEF'in. Biraz espri yaptık hava yumuşasın diye. Ankara'dan sonra İstanbul'a gitti ve İstanbul'da kalsın diye Kenan Evren darbe yaptı. Belli ki İstanbullular darbecilerle, cuntayla iyi ilişkiler. Evet, işin şakası belki de KÖGEF kapatılmasaydı bu salonda olan ya da olmayan başka arkadaşlar da, abilerimiz, ablalarımız da başkanlık yapacaklardı ama dörtte kaldı. Son başkan Yusuf Mustafa. Arşivlere göre KÖGEF'in kapatılmazdan önceki son kongresi yapılırken içerideydi. Doğru mu? Neden içerideydin Mustafa abi? Bize anlat. Ve KÖGEF'i nasıl kapattınız? Kapatırken kolay oldu mu? Kapandıktan sonra KÖGEF nerelere kaçtınız? Ben aslında 79'da o 4. kongrede KÖGEF'in başkanı seçildim. Ama KÖGEF'in başkanı seçilmeden de bir süre önce 3. başkan İsmail Kemal zorunlu olarak eğitim için Türkiye'den ayrıldığından dolayı ben İKÖK başkanı olmakla birlikte aynı zamanda KÖGEF'in de başkanlığı fiilen bir dönem yürüttüm. Yani hukuki olarak KÖGEF başkanı olmadan. Zaten bir geçmişim de vardı. Ferdi'nin başkan olduğu dönemde KÖGEF'in genel sekreterliğini yapmıştım bir dönemde aynı zamanda. Ben 4. kongreye gidemedim. Çünkü 79 darbe öncesi dönem. Türkiye'de mücadelenin belli oranlarda kızıştığı bir dönemdi. 74 sonrası, 71 darbesinden çıkış sonrası, özellikle 74'den sonra Türkiye'de Türkiye Komünist Partisi'nin yaptığı atılımın getirdiği örgütlenmeyle birlikte sendikal alanda çok yığınsal bir yapılanma ortaya çıkmıştı. Sendikal alanda barış mücadelesi yükseliyordu diğer yandan. Toplumsal çok farklı katmanlar örgütleniyordu ve belli bir güce dönüşmüştü. Bu güç 77'de ilk defa 500.000 insanla 1 Mayıs'ı kutlanmıştı. 76'da ilk 1 Mayıs kutlanmıştı. 77'de 500.000'a ulaşılmıştı. Bilinen provokasyon yaşanmıştı. Bu Türkiye'deki rejim açısından aslında bir tehdit değildi. Var olan nicelik güçle. Ama Dünya Komünist Hareketi'nin bir parçası olması, Sovyetler Birliği'nden yana çizgisi ve Amerika'nın o dönem bölgeye yönelik olarak izlediği politikalar nedeniyle de bir risk olarak algılanmaya başlamıştı Türkiye'de sol hareket. Bu nedenle de 79 dönemi Türkiye'de baskıların, faşist saldırıların yoğunlaştığı bir dönemdi. Ve bu dönem öncesi zaten Kıbrıslı Türklere yönelik olarak da Kıbrıs kaynaklı da bir takım hareketler vardı zaten. Özellikle öldürülen, Türkiye'de öldürülen öğrenciler arasında benim için iki tanesi çok seçilen öldürmelerdi. Bunlardan bir tanesi Mehmet Ömer'di. Özer Elmas tamam üniversiteye giderken otobüsten indiği anda bir tarama içerisinde öldü. Bir rastlantısallık vardı orada. Ama Mehmet Ömer'in ölümü seçilerek yapılan bir ölümdü. Hedef olarak belirlenerek yapılan bir saldırı sonucu ölümdü Mehmet Ömer'inki. Bu nedenle de bize yönelik
Kıbrıs kökenli de bir saldırı vardı. Ve Türkiye'nin o günün koşulları nedeniyle de ikili bir saldırı altındaydık aslında. Ve ben 4. kongreye katılamadım. Çünkü bize verilmek istenen gözdağı neticesi diye benim tahminim. Polis tarafından alıkonmuştum. Kongreye giderken alıkonmuştum. Böyle bir olay yaşanmıştı o dönem. Bunun detaylarına çok girmenin anlamı da yok. Çünkü biraz da kişisel olmamakla birlikte kişisel bir yanı da var. Çünkü aynı zamanda. Çünkü burada yani benim kendi o gün gördüğüm işkenceyi anlatmak, dillendirmenin de çok fazla bir şeyinin olduğunu da zannetmiyorum. Ama burada bizim için önemli olan, şimdi bir takım yaşadığımız olayları anlatıyoruz. Bu yaşadığımız olaylar aynı zamanda olayın bir başka siyasal yanını da içeriyor aslında. Biz KÖGEF hareketi neydi her şeyden önce? KÖGEF hareketi bir yanıyla sendikal bir örgütlenmeydi. Üniversite öğrencilerinin demokratik, akademik, ekonomik haklarına sahip çıkıp bu doğrultuda mücadele veren sendikal bir örgütlenmeydi KÖGEF. Ama KÖGEF aynı zamanda gerek Kıbrıs'ın koşullarından gerekse mücadele verdiğimiz Türkiye'nin koşullarından dolayı siyasal bir yanı olan da bir örgütlenmeydi. Yani parti değildi ama bir hareketti KÖGEF. Sadece bir gençlik örgütü değildi. Parti değildik ama sendikal bir gençlik örgütü de değildik. İkisinin karışımı bir siyasal hareketti. Bu siyasal hareketin bana göre iki kaynağı vardı. Bir kaynak bizim yurdumuz olan Kıbrıs olgusuydu. Kıbrıs'ın o güne kadarki bütün deneyimlerini özümsemiş ve Kıbrıs'ın coğrafyasından gelen insanlardık. Ama aynı zamanda Türkiye'de kurulan bir örgüttük ve Türkiye'nin koşullarında mücadele ediyorduk. Bu KÖGEF için çok kolay bir olgu değildi bu ikisini birleştirmek. Çünkü Kıbrıs'ın koşulları çok farklıydı, Türkiye'nin koşulları çok farklıydı. Ve bu ikisini harmanlayıp uyumlaştırmak biraz siyasal bir ustalık işiydi. Ve bu KÖGEF'in bana göre en çok başardığı olgulardan biri oldu. Bu ikisini çok iyi başardı ve bunun sonucu olarak çok yığınsallaştı. O dönem içerisinde Kıbrıslı öğrencilerden KÖGEF hareketinde yer almayanlar kendini dışlanmış hissediyordu. Marjinal hissediyordu. Genelde solculuk marjinallikken Türkiye'deki öğrenci hareketinde marjinallik KÖGEF'in bir parçası olmamaktı. Bu kadar yığınsaldı KÖGEF. Ve bu yığınsallığın içerisinde kendi içinde de çok güçlü bir örgütlülüğü vardı aslında. Yani en küçük birimlerde bile örgütlüydü. İstanbul'da da bu böyleydi, diğer Ankara'da da İzmir'de de. Ve bu üç temel örgütünün yanında KÖGEF'in aynı zamanda temsilcilikleri de vardı. 50 tane öğrencinin olduğu Bursa'da temsilciliğimiz vardı ve 50 tane örgütlü insanımız vardı Bursa'da. Balıkesir'de 15 öğrencimiz vardı Kıbrıs Türk. Balıkesir'de temsilciliğimiz vardı. Edirne'de temsilciliğimiz vardı. Yani Kıbrıs Türk öğrencilerin var olduğu her yerde aslında KÖGEF vardı. Bu bize büyük bir olanak veriyordu. Öğrencilerin ekonomik, demokratik taleplerini ileri sürmek ve kazanmak babında. Ve kazandığımız oranında da ileri sürdüğümüz talepleri örgütlülüğümüz daha da artıyordu. Birbirini destekleyen diyalektik bir süreç yaşanıyordu orada aslında. Ama bu süreçte dediğim gibi Kıbrıs'ta olarak Türkiye'de örgütlenmek ve bu ikisinin uyumunu sağlamakta bir takım zorluklarımız da oldu. Bu konuda politik çok ciddi tartışmalarımız da oldu. İdeolojik olarak bir sorunumuz yoktu. Çünkü o dönem KÖGEF'in genel çizgisi Sovyetik. Sovyetler Birliği'ne bakıyorduk. Sovyetler Birliği deniz fenerimizdi. O söyledikten sonra Kıbrıs'taki sol hareket, Türkiye'deki sol hareket o çerçeve içerisinde politika belirlediğinden, o ideolojiye bağlı olduğundan sorunumuz yoktu. Ama politikalarda sorunlarımız vardı. Politikada Mehmet Ali Deferdi de Kıbrıs ve Gençlik Gazetesi'ni bahsettiler ama mesela o gazetenin başlığının altında bir slogan vardı.
bağımsız, bağlantısız, üstlerden arınmış Kıbrıs'tı. Federasyon kelimesi yoktu. Ve bu federasyon kelimesinin girip girmemesi konusunda günlerce kavga ettik. Çünkü biz Türkiye'nin koşullarından gelen bir sekteriğimiz vardı. Ve Kıbrıs'taki arkadaşlar, başta Naci Talat olmak üzere, bizi bu konuda kolayına ikna edemiyorlardı. Niye de ille de federasyon? Tam ben slogana baktım sen söylerken, logonun altında üstlerden arınmış, bağımsız, demokratik Kıbrıs için ileri yazıyor. Evet, yoktu federasyon. Ve bunun çok tartıştığımızı hatırlıyorum ben. Tartıştığımız bir olgu daha vardı. Yine aslında şeyden kaynaklanan, Kıbrıslı olup Türkiye'de çalışmaktan. Tamam, bizim TÖGEF üyeleri belli bir dönem sonra, öğrenciyiz biz, 4 sene, 5 sene Türkiye'de eğitim görüp sonra Kıbrıs'a döneceğiz. Ve Kıbrıs'a döndüğümüz zaman CTP içerisinde de çalışacağız. Ama Türkiye'de örgütsel ilişkiler olarak CTP ile ilişkilerimiz ne olacak? Bu çok ciddi bir sorundu. Ve çok uzun bir süre bunu tartıştık ve çözemedik. Çözemediğimiz sorunlardan biriydi. Çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi, bizim partimiz olarak kabul ettiğimiz parti, kendi örgütsel otoritesini bize dayatmak istiyordu. Bize göre dayatmak, tırnak içinde söylüyorum. Bizse Türkiye'de olduğumuzdan dolayı, Türkiye'deki koşullar içerisinde mücadele verdiğimiz için bizim örgütsel otorite olarak kabul edeceğimiz olgunun Türkiye'de olması gerektiğini savunuyorduk. Bunu günlerce tartıştık. Naci Talat'a tartıştık. Bir sonuca varamadık. Olumlu olan yanı neydi ama o dönem? Tartışıyorduk, kavga ediyorduk. Tartışma bittikten sonra güzelce birlikte gidip oturup yemeğimizi yiyorduk, içkimizi içiyorduk ve yine dost olarak kalıyorduk. Facebook yoktu o zaman. Yani o örgütlülük ve inanç ve samimiyet bize bu en çatışmalı tartışmalardan sonra dahi bir arada tutuyordu bizi bu bağlar. Fedakardık. Özverimiz çoktu. Ve bütün bunlar bizi bir arada tutuyordu. Bugüne baktığın zaman bugünle dünün bu farkı ortaya çıkıyor. Mehmet Ali bunu Facebook'a bağladı. Bunun muhakkak başka nedenleri de vardır herhalde diye düşünüyorum ben. Ve bunu da bulup çıkarmak bir noktada da görev olması gerek. Çünkü bu ortaya çıkarılıp üzerine gidilip çözülemezse bu daha ileride çok daha büyük sorunlar olarak karşısına çıkacak bizim hareketimizin. Yani bu biçimiyle mümkün değil. Ve bu örgütlü yapı aslında bu sene 2016 KÖGEF'in kuruluşunun 40. yılı. Kapatılmasaydı ve varlığını sürdürseydi 40 yaşında olacaktı KÖGEF bu yıl aslında. KÖGEF 1980'de darbeyle kapatıldı. Ama sonlanmadı KÖGEF aslında. Çünkü ben 79'da KÖGEF başkanı olduğum zaman öylesine koşullar vardı ki biz bir yanıyla legal bir yapılanma içerisinde en geniş kitlelere ulaşacak araçları bulup hayata geçiriyorduk pratikte ve bağlarımızı kuruyorduk. Öteki taraftan da olası bir darbeye karşı kendi örgütsel önlemlerimizi alıyorduk. Ve hatta 12 Eylül darbesi öncesi, darbe olacağı 4-5 ay öncesinden bir darbe olacağı konusunda bize bir ihbar da gelmişti. Ve bütün önlemlerimizi biz ona göre almıştık. Bir yanıyla hem legaldik, bir yanıyla da yarı legaldik. O nedenle de darbe geldiği zaman ve hukuki olarak KÖGEF kapatıldığı zaman aslında KÖGEF örgütsel yapısını sürdürdü. Çünkü bütün kurumları vardı. Darbeden 5-6 ay sonra bize saldırı geldiği zaman, 30 tane arkadaşımız gözaltına alındığı zaman, 10 tane arkadaşımız mahkemeye çıkarıldığı zaman bile, o en zor günlerde bile
çok sınırlı ve kısıtlı olanaklar içerisinde dahi bizim örgütlü çalışmalarımız devam ediyordu. Komitelerimiz toplanıyordu. Komitelerimiz, ki bu komitelerimiz militan unsurlardan, kadrolarımızdan oluşuyordu. En geniş kitlelerin içerisinde kendilerini kaybettiriyorlardı ve o kitlelerle o dönemin koşullarında sinemaya gitme organizasyonu yapıyordular, tiyatroya gitme organizasyonu yapıyordular, çeşitli organizasyonlarla örgütün varlığını sürdürüyordular ve bunun yanı sıra bu geniş kitleye sol düşünceyle de tanıştıracak bir takım eylemlilikler de buluyordular. O nedenle de KÖGEF 12 Eylül'de darbe oldu, hukuki olarak kapatıldı ama varlığını sürdürdü ve belli bir süre sonra da KÖGEF'in o dönemki görevlendirilen insanları tarafından ÜTÖK'a dönüştürüldü. ÜTÖK aslında özünde KÖGEF'in bir devamıdır. Ama farklı koşullarla devamıdır. Ve belli bir süre sonra ÜTÖK artık KÖGEF olmaktan çıkmıştır. Kendi özgün koşullarda kendi varlığının varlık olarak ortaya çıkmıştır. KÖGEF hareketini değerlendirirken şuna da dikkat etmek gerek. Herhalde demokrasi şehitleri derken 55'lerde öldürülen insanlardan bahsediyoruz ve 74 sonrası öldürülen insanlardan bahsediyoruz. 55'lerde öldürülen insanlardan sonra gözlemlenen Kıbrıs Türk solunda belli bir dönem, belli bir boşluğun olduğudur. Bunun muhakkak nedenleri vardır. 74 sonrası Kıbrıs Türk toplumunun bir araya toplulanmasının getirdiği özgürlük görece olarak daha farklı koşullar içerisinde yeniden örgütlenmeye başlaması 76'daki bu baskıları getirdi. Ama 76'larda 70'lerdeki ölümler bizim hareketimizi sonlandırmadı, devam ettirdi. Çünkü bu dönem içerisinde zaten KÖGEF'in bir etki alanı da o oldu. Biz Türkiye'de örgütlüydük fakat Kıbrıslı olmamız nedeniyle bir dikkatimiz de Kıbrıs'taydı. O dönem içerisinde bizden bağımsız Ahmet Okan'ın önderliğinde bir DGD hareketi oluşmuştu. Bizden bağımsız olarak oluşmuştu DGD ama ondan sonra bizim de katkılarımızla DGD büyüdü. Ahmet'le de sorunlar da yaşadık o dönem. Çok sorunlar da yaşadık. Kavga da ettik, dövüş de ettik. Onu oradan uzaklaştırdık da. Bu da bir gerçektir. Ama bu da bizim yüzleşmemizdir kendi kendimizle. Ama öteki taraftan da bir yapı oluştu. Bu KÖGEF'in Kıbrıs Türk toplumundaki sol harekete bir etkisiydi. Barış Derneği kuruldu o dönem. Deviş kuruldu o dönem. Ben Deviş'in kuruluşunu hatırlarım ve Deviş'in 75 yılındaydı yanılmıyorsam Sanayi Holding'de örgütlediği ilk grevi hatırlıyorum. O dönem Sanayi Holding'de Deviş'in örgütlediği ilk grevin kadrolar gene KÖGEF'lilerdi. Ve biz zannediyoruz ki şimdi 2016'da durduğumuzda Bucetepe'ydi. Bu yığınsallıktaydı. Böyle bir parti mekanizması vardı. Böyle olanaklara sahipti. Ama 75'te Sayın Mehmet Ali de hatırlayacak, Ferdi de hatırlayacak. CTP binası genel merkezi cumadan cumaya açılırdı. MYK toplantısı olduğu için açılırdı sadece ve sadece. CTP o dönem ancak 3 ay yaz dönemi KÖGEF'lilerin Kıbrıs'a gelmesiyle canlandı. Parti binası bütün her gece açılırdı ve ilçeler de açılmaya başlanırdı. Ve KÖGEF'li kadroların köylerinde kurdukları ilişkilerden CTP'nin de örgütlenmesine yardımcı olunurdu. Ve böyle bir etkisi vardı KÖGEF'in aynı zamanda CTP üzerinde ama bu CTP'nin de KÖGEF üzerine bir etkisini yapmasını beraberinde getiriyordu. Karşılıklı bir iletişim oluyordu. Karşılıklı bir alver oluyordu CTP ile. O nedenle de KÖGEF zaaflarıyla, hatalarıyla, sevaplarıyla
baktığın zaman sonuç olarak dünden aldığı hareketi Ferdi ve Mehmet Ali'nin bahsettiği İKÖK'lerden, AKÖK'lerden önce bir yere taşıdı ve bir yerden sonra da yeni bir kuşağa devretti. Ve bu devrettiği yeni kuşak içerisinde çok farklılaşmalar yaşandı. Bu farklılaşmalar bir yanıyla koşulları değişmesindendir aslında. Bir yanıyla da kurulan yapıların kendi iç devinimlerindendir. Ferdi bahsetti. Her sene bir tiyatro oyunumuz vardı. Bu şu demekti, aynı zamanda sadece bu tiyatro oyunuyla halka gitmiyorduk, halkla ilişki bağlantı kurmuyorduk. Aynı zamanda kültür alanında da bir teori üretiyorduk. 74 kuşağı denilen bir olgu ürettik ÖGEF. 74 kuşağı kendisinden öncekilerini reddeder bir biçimde çıktı. Aslında reddçilik bir yanıyla pozitiftir, bir yanıyla negatif yanları da vardır. Ve ondan sonra kendini toparlar aslında. Ama bütünüyle baktığın zaman ÖGEF, Kıbrıs Türk toplumunun bugünkü sol hareketine damgasını vuran bir hareket oldu. Zaaflarıyla, eksiklikleriyle, olumluluklarıyla bir yanıyla bugünü de belirledi. Fakat bu noktada bir tek şey söyleyerek kapatmak istiyorum. Bugünün bütün olumsuzlukları dünün ÖGEF'in olumsuzlukları değildir. Evet. Peki son başkan Mustafa'ya da teşekkür edelim. Bir anons yapalım. KZ-555 ve KJ-607 plakalı araçların acilen çekilmesi rica olunur. Havaalanına gidecek bir dosya için çok acele. KZ-555 ve KJ-607. Tamam. Evet. Üç başkana da ben teşekkür ederim. İlgiyle izledik. Sanıyorum bu noktadan sonra soru-cevap kısmına geçeceğiz. Yaklaşık bir saatlik bir süremiz var. Burhan abinin çizdiği tabloya göre. İlgi olursa devam ederiz. Ben olabildiğince kısa ve olabildiğince soru formatında olursa ve kime soru yönetecekseniz, bunu belirtirseniz mutlu olurum. Bir arkadaş mikrofonu verme konusunda yardımcı olabilir mi? Çünkü mikrofonsuz soru sorarsanız kayıtta çıkmayacak. O yüzden evet. Söz almak, soru sormak isteyen bir genç arkadaşımız. ÖGEF döneminden değilsem olmaz. ÖGEF dönemiyim. Tamam. Barış ÖGEF dönemindenmiş. Bunu sordun. Soru. Sayın Cumhurbaşkanı adayım. Cumhurbaşkanım, sonra emekli, sonra parti başkanı. ÖGEF başkanı olarak hitap edeyim size Mehmet Ali Bey. Şöyle bir saklama yaparak sorumu sorayım. İstanbul bir kitap yazdı. İçinde Ankara yok. İzmir yazdı. İçinde bir Ankara yok. Şimdi çok güzel bir gecede acaba düşünür müsünüz? ÖGEF'in gerçek tarihini biz dedeler ölmeden havaalanı belgeseli gibi genişleterek bu toplumun belleğine ve gerçekten kütüphanesine bırakalım. Teşekkür ederim. Cevabınızı bekleriz. Vallahi bu tarihi meseleleri, bu tarihi vurmaları bu işten anlayanlar yazar. Onun için ya bir gazeteci ya bir tarihçi oturup sözlü tarih belki çalışması yapıp hazırlayabilir. Ben böyle bir talebim yok veya böyle bir girişimim olmaz herhalde. Ama sorulursa ufak tefek anekdotlarını söyleyebilirim. Yani o çünkü başlı başına bir şeydir. Yani bir çalışma gerektirir. Yani ne bileyim işte
ben eğer Yaşar Ersoy orada oturmasaydı Yaşar Ersoy'u hatırlamazdım. Yani niçin kapattığımı hatırlamazdım. Tarih için de yani bu tarih için de hatırlamazdım. Çünkü mesela birdenbire aklıma bir şey geldi. Ergin Abdullah demin görmediydim. Şimdi adı geçince arkadaşlar söyleyince şunu hatırladım. Daha KÖGEF kurulmadı. KTBB ilan edildi. Kıbrıs Türk Federe Devleti. İlan edilir edilmez Kıbrıs Türk Federe Devleti. Biz Ankara'da az tecrübeli sol arkadaşlar oturduk. Tabii başta ben olmak üzere bir bildiri hazırladık. AKÖS bildirisi. İşte KTBB'nin ilanı Taksim'dir. Taksim'in bir şeyidir, adımıdır. Bunu asla kabul etmeyiz filan gibi. Ve içinde yine bir cümle, işte işgalin bir sonucudur bu. Tabii tecrübemiz az olduğu için dediğim gibi bir şekilde bunu İstanbul'a gönderdik. Nasıl gönderdik o günün şartlarında bilmem. Ya da telefonda mı konuşuldu, ne oldu bilmiyorum. Ergin Abdullah çıka geldi Ankara. Dedi ki bize ama ne yapmaya çalışıyorsunuz? Siz ya deli misiniz, nesiniz? Nasıl böyle bir bildiri yayınlarsınız? Yani başlamadan kapanmasını mı istersiniz bu derneği? Yahu nasıl olur falan. Epey tartıştıktan sonra tabii ikna olduk. Bildiriyi gönderdik ama. Şimdi geri toplamamız lazım. Bütün şeyleri aradık, gönderdiğimiz yerleri, gazeteleri, şunları, bunları ve hepsini ikna ettik. Yayınlamadılar. Yani iptal ettiler, yaptılar, attılar. Bir tanesi hariç. O da Aydınlık. Aydınlık dedi ki olamaz öyle şey, biz bunu geri vermeyiz. Ağızdan çıkan laf çıkmıştır. Bravo. Ve Aydınlık bunu yayınladı. Doğu Perinçe. Bunu yayınladı. Bize dedi ki siz işte revizyonistler, teslimiyetçiler geri çekiliyorsunuz. Bu Türk ordusunun işgalinin sonucunda olmuş bir şeydir, bir yapıdır. Bunu nasıl deşifre etmeyeceğiz filan diyerek iade etmeyi reddetti ve gerçekten de yayınladı. Ama bir tek Aydınlık yayınladı. Bu da mesela bir anekdot. Bunu da hatırladım. Evet, sorusu olan buraya en öne verebilir. Önce birazdan da söyleyeyim. Öncelikle tüm yoldaşlarıma başlamak iyi akşamlar diliyorum. Tamamdan sonra böyle bir buluşma böyle bir samimi ortam yaratanlara da teşekkür ediyorum. İbn Sami'nin esprisinden girmek isterim. İstanbul'la Ankara başkanını kendi arasında biz İzmir olarak İzmir ayağı olarak bunu açıklamak durumunda. Çünkü KÖGEF'in ilk kuruluş toplantısında tüzüğü hazırlamak üzere ben İzmir'den İstanbul'a Kıvanç Deren'in daveti üzerine ve oradaki toplantıda Ankara'dan da haklı arkadaş gelmişti. İstanbul'dan da İlkay vardı. Ferdi Sadık oralarına gitti. Ahmet Kumbak falan. Ve ilk tüzüğünü biz hazırlamaya başladık. O toplantıda başkanlığı nasıl olacak bu sırada bir gündem oldu. Tabii o dönemlerde Türkiye'ye ulaşmak da zordu. Hele İzmir'e daha da uçak bile yoktu. Mersin'e gidildi. Mersin'den 13 saat otobüsle. Dolayısıyla Kıbrıs'la İzmir'in bağlantısının zayıf olacağını ve öğrenci sayısında az olması nedeniyle bizim önerimiz Ankara ve İstanbul dönüşümlü olarak bu başkanlığı yürütsün şeklinde bir mutabakat yaptı o şeyde. Ondan sonra
Hatta ben İzmir'e döndüğüm zaman arkadaşlarım tarafından eleştirildim. Biz adam yerine değil, adam değiliz falan diye. Ve değerli arkadaşlar, bundan sonra benim birkaç bir şey daha söylemem gerekir. Biz sanırım İzmir Derneği'ni ilk kuran arkadaşlardan Hasan Sarıca ilk başkanımız ve bizim nesil buradaki arkadaşlar bir kısmı Türkiye'ye askerlik sonrası giden, mücahitlik sonrası giden arkadaşlarımızdı ve birçoğumuzda siyasi bilincimiz hiç yok. Örneğin ben Lefke Lisesi'nde milli şiirleri en iyi okuyan insanlardan birisiyim. Gülgün Hoca'nın beni güzel yetiştirdi. Dolayısıyla siyasi hiçbir bilincimiz yoktu. Sadece gittiğimiz zamanda, gittiğimiz günde yurtlar kapatılmıştı İzmir'de. Eski arkadaşlarımızda kimseyi bulamadık. Bir süre sonra biz daha örgütlenme işini ortaya koyduğumuzda bize biraz önce dediğiniz gibi herkes tarafından dilim oldunuz. Biz öğrencilerin sorunlarıyla ilgili işlerde kurmak istedik. Önce onları toparlamak, onları bir araya getirmek için ve bu koşullarda bir de bir anekdot olarak söyleyeyim. 74 sonrası birkaç 74'ten biraz önce kuruluydu İzmir Derneği. Biz ilk yönetim kurulu üyeleriydik. Hasan Sarıca başkanımızdı. Ve harpten sonra İzmir'e gittiğimizde İzmir'de büyük bir sinemada binlerce insanın olduğu bir mekanda büyük bir toplantı yapıldı ve Kıbrıs'la ilgili Türkiye'nin çıkarması değerlendirmesi yapıldı. O toplantıda Hasan Sarıca binlerce öğrencinin içinde çıktı. Dedi ki dışarıdan müdahaleyle bağımsızlık götürülemez. Hiçbir ülke bu olsa olsa işgal hareketi olur. Deneyimiz o süreçte. Ve orada bir bomba patladı bizim derneğimizin içinde. Dernek neredeyse dağılma süreci yaşadı. Bazı arkadaşlarımız istifa ettik. Ben dahi istifa ettik. Bu şartlarda bu konuşulmaz dedik. Falan. Biz Ecevit'in o şartların içinde biraz önce de arkadaşların söylediği o CHP'nin şunun bunu bir kurtarıcı gözüyle görüyorduk o sürecin içinde. Hatta Ecevit'e İzmir'e geldiğinde mitingde gidip çiçek bile verdik. Yani böyle bir sürecin içinden gelerek ondan sonra arkadaşlarımızı toparlamak için çeşitli yöntemler, usuller, balolar, efendim gezmeler hep bu ilişkilerle arkadaşlarımızı toparlayabildik ve önemli bir güç haline gelebildik. Bunu belirtmek istiyorum. Başkanlık alamadım size. Mustafa Bey'e söz verelim. Arkadan. Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, hakikaten bu akşamki bu toplantıdan çok heyecanlandık ve çok mutlu olduk. İlk önce bu hareketi başlatan arkadaşım candan tebrik etmek isterim. Hakikaten geç de olsa yerinde bir örgütlenme oldu ve bu örgütlenmenin daha da genişlemesi gerekir. Yalnız arkadaşlar bir isim vardır ki bir arkadaşların gözünden kaçtı. Leymosunlu Ahmet İbrahim de var bu demokrasi şehitlerinde. Araştırın ve göreceksiniz ki vardır. Ahmet Han'ın TMT'nin ya TMT için yazdığı kitapta vardır. Şimdi arkadaşlar ben 55-60 sene İngiltere'de yaşadım. Fakat tek bir gün evimde, işimde Kıbrıs'ı anmadan Kıbrıs'ı konuşmadan geçmedi. Biz arkadaşlar biz de bedel ödedik. Bir arkadaşın söylediği gibi. Hepimiz bedel ödedik. Hepimiz bedel ödemeye devam ediyoruz.
Davazoğlu'nun Londra'ya gelişinde zannederim 61 son muydu? Orada hepimizi çağırdı ve orada İngiltere Kıbrıslı İngilizler örgütünü kurdu. Ve o şekilde bir avuç insan Sadi rahmetlik Sadi arkadaşın öncülüğünde çalışmalara başladık. 62'de kısa kısa keseceğim. Bir vaktimiz azdı. 62'de Ayhan Gürkan Müzaffer Ayhan'ı ve Müzaffer Gürkan'ı katlettiler. Onları katlettiklerinde biz kapı kapı gezdik ve hatırladığım kadarıyla 1700-1800 imza topladık ve zamanın Kıbrıs Cumhurbaşkanı'na, Türkiye Cumhurbaşkanı'na ve Birleşmiş Milletler'e protesto mektupları yolladık. Değerli arkadaşlar, bu arkadaşlarımız bedeli canlarıyla ödedi. Ve bu bedel ağır bir bedeldi. Çünkü bu harekete, bu Kıbrıs'ımızın daha iyi günlere varması için canlarını verdiler. Bizler arkadaşlar hala daha bedel ödemekteyiz. Bir arkadaşın yazdığı bir kitaptan bir iki kelime söyleyeceğim. Vesayet altında tımarhanada yaşamaktayız. Aynen böyle değil mi arkadaşlar? Aynen böyledir. Evet, 2003'te biraz Gencelli'yi araladılar bizi. Fakat o kadar. Değerli arkadaşlar, bu demokrasi şehitleri bir kanatlı olmaz. Bu demokrasi şehitlerinin iki kanadı olması gerekir. Biz senelerdir arkadaşlar, Larnaka'da öldürülen, EOKA tarafından öldürülen yoldaşlarımızın anma gününe gidiyoruz. Biz oraya başladık gitmeye YBH zamanında, PKP zamanında ve biz boşta kaldığımız zaman yurttaş inisiyatifi, İSKELE yurttaş inisiyatifini kurduk ve iki İSKELE, Trigomo ve Larnaka arasında çalışmaya başladık ve o günden bugüne kadar o insanların, o demokrasi şehitlerinin mezarına her sene gideriz. Onun için bu derneği, bu örgütü kuran arkadaşlar bir kuş mutlaka iki kanadı olması gerekir ki uçabilsin. Lütfen bunu not etsinler bir yere, çalışmalarını yapsınlar ve güneydeki yoldaşlarımızla istişare yapsınlar ve bunu tüm Kıbrıs'ın demokrasi şehitlerini anma günlerini çoğaltmak gerekir ve hatıraları bize yol gösterir. Unutmayacağız kendilerini. Tabii arkadaşlar biz İngiltere Kıbrıslı İlerciler Derneği'ni kurduktan sonra memnun olmadı. Çünkü daha geniş iş yapmak isterdik. Onun için 71 sonu Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği'ni kurduk. Ve 72 sonu CTP Londra Komitesi'ni de kurduk. Arkadaşlar bize CTP'yi tanıtan İngiltere'de epey arkadaşlar var. Başta Fuat Fegan, İlker Kılıç, Hüseyin Osman, Ali Fevzi ve dahaları. Ondan sonra yollar açılınca, CTP daha genişleyince, örgütlenince, CTP'nin başkanı, genel sekreteri, yönetim kurulundan üyeleri geldi ve CTP Demokrasi Derneği ile iç içe oldu. Ve biz Demokrasi Derneği'nin kongresinde şöyle bir karar aldık.
O zaman çok gençler gelirdi İngiltere'ye ve hepsi CTP ekolundan gelirdi. Bizim kararımız Kıbrıs'tan CTP'li arkadaşların Londra'ya gelişiyle beraber doğal üyemiz olacak Demokrasi Derneği. Ve bu şekilde CTP'lilerle ve Demokrasi Derneği üyelerle çok büyük mücadeleler verdik. Katkılar yaptık. Demokrasi CTP'ye senelerle dayanışma geceleri yaptık. Farklı farklı toplantılar örgütledik. Biz bunları yapmakla mutlu olduk. Ve bu akşam hakikaten hepinizi tebrik etmek istedim. Teşekkürler. Evet, teşekkür ederiz. Dernek herhalde iki toplumlu kutlansın mesajını ve az önce ismi verilen Ahmet İbrahim'in, Emus'un Ahmet İbrahim'i de araştırıp gündemini alır. Dernek yönetmeni kitabında vardır. Evet. Peki. Başka soru? Evet. Hasan söyle verelim. Mikrofon çalışır mı yoksa süs alır mı? Herkese iyi akşamlar dilerim. Ben iki noktaya değinmek isterim. Soru sormaktan ziyade bir Mustafa Benizel arkadaşın değindiği nokta önemlidir. Yani tek kanatlı kuş meselesine. Şimdi Beyiz arkadaşlar 1976'dan sonra Özer Elmas'ın cenazesinden sonra KÖGEF'de 7 olarak 15-20 Şubat zaten Özer'le böyle ölüm tarihleri çok yakındı. 2-2,5 ay gibi bir ay. Biz 2 kişiyle başladık ve 6 kişi bu sürecin sonunda 6'ya yükseldi. Türkiye'de kaybettiğimiz arkadaşlarımız ve belli bir müddet geldi KÖGEF'inde faaliyette olduğu dönemde kadar. Ayhan Hikmet'te Muzaffer Kürkan'ı koydum mu koymayalım mı? Resimleri alalım mı diye. Zannederim 4,5 yıl tartıştık. Ve en sonunda galiba 80'lerin ortasında ilk defa Ahmet Muzaffer Kürkan ve Ayhan Hikmet'i koydu. Tabi bu toplumun içindeki sağ kesim faşist çevreler tarafından büyük tepkiyle karşılandı. O günlerde biz elimizde geldiğince bunu niye koyduğumuzu anlatmaya çalıştık. Özet olarak söylemek istediğim şunu. Biz de Mişali Kavazoğlu, Fazıl Önder rahmetli ergenin belli bir süreç geçtikten sonra açık ve net olarak anmaya başladık. Bu bir süreç içidir. Ha benim gönlüm özledir ki bu Kıbrıs'ta iki toplumun bir arada yaşaması için, emekçi hakları için, İngiliz sömürge döneminde de, Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde de, 74 sonrasında, bütün İran'da, bütün ölen insanlar için birlikte bir anma veya o insanların mücadelelerini yaşatma arzumuz vardır. Ama takdir ettiğiniz gibi bu bir süreç içindir ve bu süreç çok yavaş, yani bir yerde demokratikleşmeyle ilgili bir süreçtir. Ve toplumun demokratikleşmesi, bu konulardaki duyarlılığı artık sonra da Mustafa Denizler arkadaşının önerisi de herhalde gündeme gelecektir. Zaten gündemdedir. İlgili muhataplarıyla da biz bu konuları görüşüyoruz. Ve onlarda da aynı sıkıntılar var. İki tarafın sıkıntı vardır. Ama biz belki bir düşünceyi savunan işçi sınıfı bilgiyi savunucuları olarak bizim için bir sıkıntı yoktur. Ne beynimizde sıkıntı var, ne yüreğimizde sıkıntı var. Ama biz her zaman örgütlü ve kitlesi mücadeleye inandığımız için de bu süreci daha iyi, daha zarar vermeden görünmek zorundayım. İkinci nokta değinmek istediğim, tabii KÖGEF mücadelesi çok önemli bir mücadele. Yani ben kişi olarak KÖGEF'in içinde hiç bulunmadım. Ben 76'dan devrimci geçtiklerini üyesi olarak KÖGEF'le tanıştım. Birlikte çok etkinlikleri, eylemleri yaptık. Tabii KÖGEF önemli ve çok ideolojik anlamda güçlü bir örgüttü ve bize de Kıbrıs'ta lisede okuyan gençler olarak bize de yol gösterdi, ışık tuttu. Ancak o dönemden beri KÖGEF'in hiç haberlediği bir nokta vardı. Devrimci gençliklerine yaptığı iddia bugün daha azmedemedik. Yusuf
arkadaş ortaya koydu. Gerçekten o dönemde yapılmış hep büyük bir hata olarak, ÖGEP'in yaptığı bir hata olarak değerlendirilip ve bunu da sizinle paylaşmak isterim. Teşekkür ederim. Sormayın ama ÖGEP'in içinde o derdi konusunda ne kavgalar oldu. Salim, kısa bir şey söyleyebilirim. Ben şunu söyleyeyim. Çok kısa bir şey. Özellikle Sayın Başkanım ilk sorunuzda söylediği bir nokta vardı ki bunun tarihsel noktasını yazmamız lazım. Geliştirmemiz lazım. Her yönünden her değerlendirme. Yani çok önemli bir şey. Örneğin Yusuf'un ifade ettiği bir nokta var. Ben bunu söylemesem rahat etmeyeceğim. Çünkü Özel'in öldürülmesindeki görüntü doğrudur. Bir daramanın sonucunda oluşmuş tesadüfü gibi gözüken bir hadisedir. Ama benim hiç unutmadığım en önemli anım Özel'in öldürülmesiyle beraber Maçka'ya gidip fakültenin içerisine girmeye katıldığımızdaki içerideki arkadaşlar organize edelim. İstanbul'da okuyan arkadaşların çok iyi bildiği baba lakaplı bir polis komutanı vardı. Son derece bizi seven bir insandı. Daha sonra Kolder'in başkanı olmuştu. Türkiye'deki o dönemdeki olguda. Beni gördüğü anda ilk reaksiyonu şu oldu. Ne yapmaya geldim buraya? Bugün sizden birini öldürecekler. Zaten ikinci de mi gidecek? Ve Mehmet'in hedef olarak seçilmesinin olayı da oldu. Çünkü Mehmet içeriye doğru girme işini bize sağladıktan sonra biz yetiştiremedik. Örgüt yöneticileri olarak. Çünkü gelişme olduydu ve dev gençli arkadaşların bir nevi titizlik göstermemesi sonucunda çünkü fakülte işgal edilmişti ve işgalin kalkıp öğrencilerin Taksim'e kadar yürüyüşü için polisle pazarlık yapmak için öğlen Kıbrıs'ta olduğu için Mehmet'i göremez dediler. Mehmet de bizim oradaki ilk ökün temsilcisiydi. Ve Mehmet yüzünü hakkıyla sardı ve çıktı dışarı. Yetiştiremedi onu. Ve ertesi gün Günaydın gazetesinde işte teröristlerin başı diye resmi çıktı. Mehmet'in. Ve ondan sonra biz kendi imkanlarımızla Mehmet'i korumaya bir ekip belli bir yerde kalırdı. Onunla beraber gider, onunla beraber gelir ve bunu hissederdik. Mehmet de hissederdi. Ve o gün bir dağınıklık oldu ve bu hadise yaşandı. Dolayısıyla Mehmet'in öldürülmesi Özel'in öldürülmesiyle bağlantılıdır. Ve o babanın bana söylediği o nokta bunu hiçbir zaman netleştiremedik ama bu imkanlarımızla sınırlıydı, onu da söylemek isterim. İmkanlarımızla sınırlıydı ama o babanın bana söylediğini hiç unutmayacağım. Niye geldin buraya dedi ve üstelik üç kişi geldiniz, bugün sizden birini öldürecekler dedi ve sen genel ulaşın buralarda dedi. Bunu da hiç unutmayacağım ama görünüş Yusuf'un söylediği gibi. Bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum ben. Ben de Mehmet'i özel olarak vurguladım. Çünkü Mehmet hedef olarak seçildiği bir bilgi vuruldu. Özel bir rastlantısı aldı. Ama Özel'le ilgili şunu da söyleyip tamamlamak lazım aslında. Özel vurulduktan sonra Onur Lig'den yaralanmıştı ve belli bir süre ilk yardım hastanesinde tedavi görüldü. Ve Özel'in tedavisi aslında olumlu sonuç verdi. Özel'in alt kısmı felç durumdaydı. Ama Özel'in ölüm tehlikesi yoktu. Özel artık muhabbet ediyordu, konuşuyordu ve iyileşmişti. Ve biz artık Özel'le ilgili konuştuğumuz bu çocuğun daha ileri boyuta tedavisini nerede yaptırabiliriz ve ansızın gün akşam sağlam bıraktığımız çocuğun sabah ölü buldu. Ve yanında polis de vardı. Yani Özel rastlantısal olarak vuruldu ama Özel öldürüldü. Hastanede Özel öldürüldü. Bu kadar netti yani durum. Çünkü bu hastanede bizim arkadaşlarımız da vardı. Doktor arkadaşlarımız da gidiyordu. Ya. Tamamıyla ölüm riski
tehlikesi kalktıktan sonra geceden sabaha gittiğimiz zaman öldü dediler bize. Bu kadar. Yani burada işin Yusuf, bu yanı da var. Burada Yusuf makarayı biraz geri saralım. Biz bir şey yapmıştık. Ne yapmıştık? Atatürk öğrenci sitesinde hatırlıyorsanız büyük bir faşist baskı vardı öğrencilerin üzerinde. Ve orada Dev Genç ve diğer Türkiye'li arkadaşlarla beraber bir operasyon yapılmıştı. Ve bu faşist baskı kaldırılmıştı ortaya. Ve dördüncü blokta kalan Özer ve diğer arkadaşlar hepsi şimdi Fransa'dadır. Güner Arap derdik. Güner'e. Güner'in sorumluluğundaydı. Ve müthiş bir deşifre hadisesi vardı. Ve bu olaydan, bu yaşanan olay, bu olaydan ki o bela defedildi, belki 20 ya da 22 gün sonra gerçekleşti. Ama böyle bir olay var, bunu belirtmek istedim bir şeyi bütünlemek için. Çünkü Yusuf'un söylediği olay önemlidir. Gerçekten hastanede öldürüldü. Bu çok açıktır. Bunun kuşku kaldırılacak bir noktası yoktur. Ve Mehmet'in ölümü de Özer'in olayla bağlantılı bir ilişkiye sahiptir. O fakültenin önünde çıkıp yüzünü sarıp bir parka gelip yüzünü şeyle, abdiyle sarıp Günaydın gazetesinin tam manşetinde de işte teröristlerin lideri diye lanse edilir. Evet, teşekkür ettik. Necmi Bey, sonra Yaşar Arslan. Evet, ben önce önce bilmiyorum, geliyor mu ses? Yok. Tamamdır, biraz düşürsek mecburimize duyarız. Ha bu? Tamam. Evet, önce kim söyledi? Biraz geriye sayan falan dedi. Şeyi biraz önce geldi galiba. Ben de şöyle bir geriye saymak istiyorum. Aslında önce bu toplantıyı düzenleyenleri kullanmak istiyorum. Evet, hep KÖGEP'i konuşuyoruz. KÖGEP'le beraber şehit olan demokrasi şehitli arkadaşlarımızı konuşuyoruz. Ancak ben Sayın Taraf'ın konuşmasının başında Ankara'da bir dağınıklıktan falan bahsetti. Eylül 70 Ankara'da bir dağınıklık orada ben yanlış anlamıysa bilmiyorum ama Ankara'daki hareketten bir dağınıklık falan vardı aslında. 73'ten bahsediyor. Yoktu geçmişten falan bir şey dedi. Ben 70 Eylül'ü falan... Yok. 70 Eylül'de ben yeni gittim. Ne bileyim. İşte 70 Eylül'de gittiğinizde siz bir dağınıklıktan falan bahsediyorsunuz. Her bayrağı kalıyor. Hep bir yanlış anlıyorum. Harbe sonrası. Harbe sonrası. Tabii biz... belki de burada... Harbe Çil yavrusu gibi dağıttı Ankara'yı dedim. Evet. Söylediğim o. Necmi senin omuzlarına düşen gür saçlarıyla beraber harika bir hatırlar. Evet, şimdi ben tabii orada çok güzel yandan bu köp hareketini ne küçümsemek istiyorum, ne şey yapmak istiyorum ama ben diyorum ki köpten önce bizim 68 kuşağı olarak sevgili Naciler, Romanslarla Ankara'da başlattığımız İstanbul'da Erbil'in ve İzmir'de işte civarlarımla beraber kurulan bir federasyonumuz vardı. İlk federasyonumuz vardı. Mücadele zaten orada oldukça büyük bir şekilde de gelişiyordu. İkinci başkanımız, yanılmıyorsam Kur'an sorumlu ikinci de Naci'ydi. Dolayısıyla biz 71 darbesini, 12 Mart'a kadar, gerçi ben 70 Eylül'de mezun olup Kıbrıs'a gelmiştim. Ama burada da o faşist baskıyı hissediyordu. Nitekim 70, o 12 Mart'tan sonra işte Harpier'lerin, Romanslar'ın falanların bir şeyleri var. Sürgünleri var Türkiye'den, gönderimleri var. Yani ben diyorum ki bizim bu başlattığımız hareketin devamı olarak düşünüyorum ben KÖGEP'i. Bunu söylemek istedim.
Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Yaşar Ersoy'a. Sağ olun değerli başkanlar, sevgili Ferdi Soyer. Yaşar Bey mikrofondan konuşursak kayda girecek. Yalnız o mikrofon açık değil Mustafa Galiba. Bozuk bir şey falan. Ya anlamayanlar oynamasın o mikrofonu. Oynamasın, herkes alsın. Ne oynuyorsun, ne oynuyorsun? Mikrofona konuşuyorum ama çalışmıyor herhalde. Şimdi sevgili Ferdi Felek'te bozuldu. Anlatırken Doktor Küçük'le yaptığı görüşmeyi de bize nakletti. Gidip verdikleri zaman teşekkür konuşmasını yaptıkları zaman ve dikkat edin be çocuklar birileri ölecek şeklinde bir ifadesi oldu ve ardından da ölümler gerçekleşmeye başladı. Ben üç başkana da soruyorum. Ve o günü hatırlayanlara anımsayacağımız gibi o gün bir takım şeyler daha dolaştı ortalıkta. Burada ülkücü bir örgütlenme vardı hem de resmi düzeyde. Ve bu ülkücü örgütlenme dönemin cemaat meclisi ve cumhurbaşkanlığı muavinliği altında Gençlik Spor Kültür İşleri Dairesi. Ve Gençlik Spor Kültür İşleri Dairesi'nde bizim o dönem KÖGEF'teki çalışmalarda fişlenmeler yapılırdı. Başkanlar bu konuda bir duyum aldılar mıydı? Herhangi bir şey geldi miydi kendilerinin bilgisine? Bir bunu sormak isterim. Bir de sevgili Talat'a şunu sormak isterim. Derim ki hani bir bildiri yayınlamıştınız ve Ergin dostumuz çıkıp gelmiş ve ne yapıyorsunuz dediydi Ankara, İstanbul'da, Ankara'ya daha doğrusu. Anayasayı, federe devletin anayasasını esas boykot etme nedenimiz değil. Evet. Evet. Şimdi önce ben cevap vereyim. Neden anayasayı boykot ettiydik? Tabii neden o hayır, gizli. Esas nedenimiz esas nedenimiz Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin ilanının Taksim'e yol açacağı idi. Ayrı devlete yol açacağı idi. Esas neden oydu. Ama bunu kamufle ettik tabii. Çünkü bunu söylemek çok kolay değildi. Hele dediğim gibi öncesinde bildiri yayınlamaya kalktık. Arkadaşlar fena halde kızdılar bize. Mecburen gerçek hedefimizi tabii ki kamufle edecektik ve ettik. Ama yani bir sürü gerekçemiz vardı. Oy pusulasının açık olması, şusu, busu, işte maddelerden arası, demokratik olmaması. Efendime söyleyeyim, içinde yani anayasanın içinde ırkçı bazı ifadelerin olması gibi bir sürü konu vardı tabii. Ama yani bu şuna benzer bilir misiniz? Yani hani kedi yavrusunu yiyeceğinde sıçana benzedir. Bir bakıma da oydu. Yani reddedilmesini gerektirecek kadar olumsuzluk var mıydı anayasanın içeriğinde? Ben sanmıyorum. Esas nedenimiz bizim şeydi, yani ayrı bir devlete yol açacağı idi. Esas gerekçemiz oydu. Ha şimdi, yani ben bunu birçok olayda yaşadım. Mesela bakın, 2004'te ben görüşmeciydim. İkinci görüşmeciydim diyeyim. Denktaş ve ben. Papadopoulos görüşmeler boyunca hiçbir zaman adadaki Türk askerinin varlığını konu yapmadı. Müzakerelerimizde. Hiç buna itiraz etmedi. Hiçbir zaman Türkiye'nin garantörlüğüne karşı çıkmadı. Belki karşıydı ama söylemedi hiç. Ondan sonra ama hayır deme gerekçelerinin en başında bunları saydı. Çünkü hayır demeye karar verdi, gerekçelerini yarattı. Biz de öyle yaptık aslında öz olarak.
Bunu söyleyebilirim bir. İkincisi, tabii ki Kıbrıs'ta faşist örgütlenmeler, özellikle sizin de ifade ettiğiniz gibi resmi bazı kurumların altında yapılıyordu. Çünkü o dönemde henüz yani ülkücü hareket ya da faşist hareket bu zemin bulmuş değildi. Yani bir anlamda resmi ideolojinin bir parçası gibi örgütleniyordu. Ve ünlü bazı kişiler vardı. Şimdi adlarını unuttum. Sizin söylediğiniz Fikret Gürşan vardı. Yani onların faaliyetlerini biliyorduk. Bir de TMT kalıntıları vardı. Ferdi'nin sözünü ettiği. Yani Ferdi örneğin burada anlattı beni nasıl arkadaşlar kurtardı Halil Paşa'nın elinden ama kurtulamadım. Girne'ye vardığımda ve Ömer Kalyoncu'nun evinin önünde arabadan indim. Ondan itibaren yaya yürümeye başladım benim evime kadar. Geldi arkadan ve beni yakaladı. Hadi dedi gidelim bir şeye, bir bira içelim, bir kahve içelim bir şey. Ve aldı beni götürdü Dolimani'nin olduğu o mekana. Kimse yoktu, kimse yoktu. Gece saat 2, 1 neyse. Ve orada işte konuştuk, gizli açık tehditlerini filan yaptı. Yani bir de onlar vardı. Yani bir yani faşist örgütlerine vardı, bir de TMT kalıntılarının tehditleri vardı. Tabii şeyi deniyorlardı. Yani korkutabilirler mi, korkutamazlar mı? Onu deniyorlardı. Diye düşünüyorum ben. Çünkü şeye davranmadılar yani. Bizi yok etmeye burada davranmadılar en azından. Tabii bir şey söyleyeyim. Ben Türkiye'de gençlerin öldürülmesi dönemini yakalamadım. Yani ben 77'de ayrıldım, 77 Mart'ta. Onun öncesinde iki arkadaşımız öldürülmüştü, doğrudur. Ama ben tam o dönemde bitirme tezime yoğunlaştığım için yani arkadaşlardan izin alarak ve zaten başka dernek başkanımız vardı, KÖGEF Merkezi İstanbul'a taşınmıştı. Ben mecburen bir yere kapanmış ve çalışıyordum dolayısıyla çok aktif olarak böyle 3-4 ay bulunmadım. O yüzden o olayları tam yakından yaşamadım aslında. Sonra da Kıbrıs'a geldim zaten. Kıbrıs'tayken yaşadık onları. O yüzden o konudaki anılarım çok canlı değil benim şahsen. Fiilen yaşamadığım için. Ama ondan sonrasında tabii ki Kıbrıs'ta arka arkaya demokrasi şehitleri gelmeye başladı. Evet. Ben sevgili Yaşar dostumun bu şeyle şunu söylemek isterim. Doğrudur. Bu ülkücü örgütlenme ve buna bağlı hadise 74 sonrası başlamaz. Ahmet hatırlayacak Ahmet Okan özellikle Yeşil Irmak'ta gençlik kampı düzenlerlerdi. Ve o gençlik kamplarına götürürlerdi ve Eysaat'ta olsun Erdoğan'ın düğününde biz onunla ilgili Ergin de var, Rahmetli Rezvan Usta'da büyük bir bela yanında yüz yüze kalmıştık 73'te. Bu çerçevede böyle bir örgütlenme vardı. Ama ben özellikle şunu söylemek istedim. Bu ülkücü örgütlenmeden elbette istihbarati olarak yararlanabilirler gençlerin isimleri ya da başka şeylerden. Ama ben belki kuşkucudur dersiniz. Yaşadığım olaylardan ötürü özel hak dairesinin doğuşunun olduğu bu topraklarda bu işlerin daha teşkilatçı ve daha özlü bir organizasyona dayandığını inanıyorum. Ve örneğin gene 73 itibariyle söyleyeceğim fırtına tatbikatları yapıldı İstanbul'da. Meşhur Faik Türk bütün İstanbul evlere kapatır. Ve bu evlere kapattığı İstanbul'da tek tek bütün evleri yoklarlar ve istedikleri insanları çıkarırlar, döverlerdi. Biz Fatih'te kalırdık ve Murat Tokmak'la ilk defa bu vesileyle diski birinci bölge başkanı daha sonra tanıştık. Çünkü yan apartmandan adamı çıkarttılar ve sokağın ortasında döverek cibe götürdüler. Kimdir bu adam dedik, ondan sonra öğrendik.
Murat Tokmakoğlu'ndu ve ondan dostluğu geliştirdik. O ortamda Arif Kavrar arkadaşımızla kalırdık. Biz kendimize göre bir takım mekanizmalar kurduyorduk. Herkes saat 11'de eve gelecek, gelmeyen bildireceklerdi olduğunu. Arif belli oldu ki yakalandı. Arif'i yakalayıp yüzü gözü çapık gibi bizim eve basıp gelen bir hiç unutamayacağım bir tip, sırım gibi biri, alabildiğinde küstah ve biz tesadüf eseri kurtulduk yani o işten. Tamamen bir tesadüf gazımcı oldu bize ve kurtulduk. Onunla yapılan o konuşmada kurtulduktan sonra yiyemedi bizi tutuklamayı, hayretler içinde kaldı. Lefkoşa'ya avcı gibi biliyor. Bizim buradaki bütün kadrolarımız. Dutun Hasan Sabbah'tan Tahir Seroygaş'a, Ahmet Okan'a, diğer bütün insanlara hepsinin bunu tanıyorum ben diyor adam. Ben de kendisini ne yazsam dedim, ben seni hiç görmedim şeyde. Ne derler? Lefkoşa'da da biraz daha diyecek ve dedim gelin de ki tamam Maçalı'sın bu şekilde böyle bir de gırgır şamata bana kendisinin Özel Harp Dairesi'nin görevlisi olarak Kıbrıs'a ve İsrail'e gidip geldiğini söyledim. Çok şımarık, küstah, kendine özgüveni olan bir tip. Ama bizim buradaki bütün kadrolarımız, mesela Ahmet Akler Tacip Soru söyledi bana. Ki bunlar bizim o dönemki insanlarımız. Ahmet Okan'ı söyledi. Yani bu insanlar biliyor buradaki insanları daha derin bir teşkilat olduğu inancındayım ben bu işin içinde. Ama bu ülkücü şeyler, denerler, örgütler elbette başarısız olurlar. Ama bir parantez açayım, onu da söyleyeyim bu vesileyle. Mesela bir İstanbul'da arkadaşlarımız Ankara'da, İzmir'de asla köy hareketi elini kana bulamadı. Asla. Asla kavga ettik. O başka bir şey. Ama asla elini kana bulamadı. Ve özellikle Kıbrıs kökenli olan ülkücü öğrencilerin, bakın açık söylüyorum, ülkücü öğrencilerin dev gençler ve diğer kesimlerle vurduğumuz bağla arkadaşlarımız öldükten sonra, öldürüldükten sonra asla onlara tokanmamalarını sağladık. Hiçbir şekilde bununla ilgili içerik. Birlikte kaldığımız arkadaşlar çok iyi bilir, isimlerini söylemeye gerek yok. Bizim eve gelip ağlayan o ülkücü kökenli insanlar, biz onlara dedik ki bir yere karışmayacaksınız, okula gidip gireceksiniz, kökenin ekipleri sizin can emniyetinizi şey edecek, kadınlar gözetecek ama ayağınızı denk alacaksınız. Bu şekilde bir yapı içerisinde bulundunuz. Bu da benim gurur kaynağımdır. Her şeyi yapmış olabilirim, çeşitli hatalarımız olabilir. Asla silahlı mücadele şekline inanmadık. Bu da net bir şahidesidir. Bununla ilgili bizim gurur kaynağımız olduğu inancındayım ben. Yüzümüzün aklıyla söylediğimiz bir hadis olduğu inancındayım. Ve son bir şey söyleyeyim. Mesela Yusuf bahsettiği KÖGEF hareketinin İKÖK, İSKÖK, AKÖK'ün potansiyelini farklı bir sanki daha öğrenci sendikal örgütlerinin gibi bir hareket. Ben şu iddialıyım. Bakın neleri tartıştık. Kamu federasyon konusunu, bu adı konusu değil, bunu düşünsel ve ideolojik tarihimiz içerisinde yazmamız lazım. Çünkü CTP içinde de büyük kavgaların, pozisyonların ve bunun büyük bir Sovyetler Birliği ve Agenina'nda bağlantılı bir hikayesi olduğu noktası vardır, bir gerçektir, o ayrı bir konu ama bakın neyi tartıştık ve bu bir hadisedir. Örneğin biz askerliğimizi yapamadık buraya. Güçsel askerlik yaptık gittik, bizden sonra gidenler askerlik yapmadık. Askerlik 24 ay. Ve köy olarak 30 ay, özür dilerim. 30 ay. Ve köy olarak tartışmalar yaşadık. Nasıl bir işte askerlik 18 ay olmalıdır ve üniversite mezunlarına yedek subaylık hakkı.
22 ay ve yemek subaylık hakkı. Ya biz militarizmi mi savunacağız? Bilmem ne mi olacak? Bununla ilgili şiddetli tartışmalardan sonra bu temel bir demokratik talep haline döndü. Ve DGD İlan'da tam bir uyum içerisinde bunu bir kampanyaya dönüştürdük ve gerçekleşmesine katkı sağladık. 1500 kere imza topladı. Evet. Kapı kapı gezildi ve imzalar toplandı. Askerlik 18 ay üniversite mezunlarına elektrik aylık attı. 1054. Bunun için. Bu çok önemli bir demokratik katkıydı ve şunun altını çizmek için bunu. Örneğin, evet. Şimdinin gerisinde. Evet. Örneğin, Türkiye'de İlerici Gençlik Derneği, yani İGE'de kurucuları, bunu söylerim ve bazıları belki abarttığımı söyler ama KÖGEF'in rol model olarak aldılar. Ve onların ilk çıkışları tamamen gençliğin demokratik taleplerinin siyasal hedeflerle birleştirilmiş bir ifade tarzıydı ve bu son derece önemliydi. Bu da bunu söylemek isterim. Bu da önemli bir gerçekliğin aydınlığı. Evet. Kısaca şunu söyleyeyim. Yaşar'ın sorusuyla ilgili. Yani o anayasayı biz aslında o dönem gerek hukuk fakültesinde olan Kıbrıs öğrenci arkadaşlara gerek Türkiye'de önemli sayıda ilerici profesöre inceletmiştik. Ve onların görüşlerini almıştık. O anayasanın çok ciddi antidemokratik unsurları vardı. Benim şu anda aklımda kadar örneğin başkana meclisi dağıtma etkisine kadar varan haklar içeriyordu. Ve öyle bir anayasa bizim o devlete yaklaşımımızdan farklı olarak kabul etmemiz olası değildi. Yani o var, ötekisi var ve aynı zamanda oylamanın biçimi de var. Belki reddedecektik, boykot yapmayacaktık. Biz boykot edeyim aslında anayasayı. Boykot nedenimiz tamamıyla biçimsel olarak oy pusulasının kendisinden kaynaklanan bir şeydi. Diğer ile ilgili... Yok bir de red oyun az olmasından da korkarak yaptıydık yani. Yani o olasıdır. Yani bunları biliyorum bu yani hepsini anlatıyorum. Ben beraber bir Ankara'da. Bu akşam paylaşmak için diğer olayla ilgili. Yani mesela Türkiye'de 6 tane arkadaşımızı kaybettik biz. Olay bazında baktığın zaman hepsinin ayrı ayrı karakteristik özellikleri var öldürülmelerinin aslında. Ve hepsinin de ayrı ayrı karakteristik özelliklerini ele aldığında farklı sonuçlara varabilirsin. Ama şu yanı da vardır. Kıbrıs toplumu 74'ten sonraki çıkışta örgütlülük düzeyinin vardığı sonuç. 76'da ilk seçimde örneğin bizim de o CTP'ye destek verip sonun aktif olarak çalıştığımız seçimlerde %6 oy almıştı hatırladığım kadarıyla CTP'ye. %12 oy ve 2 milletvekili çıkarmıştı. 12 oy ama 4 sene sonra bir sonraki seçimde %12 oy %18'e çıkmıştı. Yani hızlı bir gelişme potansiyeli olan bir hareketti. Çünkü Kıbrıs Türk toplumunun kimliğinde farklı bir yapı var. Yani Türkiye'deki sosyolojik yapıdan çok farklı bir sosyolojik yapısı var Kıbrıs Türk toplumunun. İlerici bir yapıya sahip öz olarak Kıbrıs Türk toplumu ve kolayına egemen güçler tarafından denetlenmesi, kontrol edilmesi kolay değil Kıbrıs Türk toplumunun. Ve Türkiye'deki öğrenci hareketinin Kıbrıs'a getirdiği o potansiyel, o teşvik, o iğmeyle gelinen nokta bir tehditti. Bir noktada bir tehditti. Ortak yani o nedenle de öldürülme olaylarını ve sadece öldürülme olayları değil, niye Kıbrıs İstanbul'daki öğrenci yurdu açılmadan 3 gün önce bombalandı? Bu da bir baskı unsurudur aynı zamanda. Niye daha sonra yurtlar kapatıldı, öğrencilerin bir arada olması dağıtılmak istendi? Bu hepsi bir baskı unsurudur aslında öz olarak. Bir kısmı ölüm düzeyinde, başkaları daha başka düzeylerde. Bursların kesilmesinden daha başka yanlara kadar. Bunların da ortak yanı Kıbrıs'taki benzer odakların Türkiye'deki derin devlet örgütlenmesiyle ilişkisi içerisinde
kesin bir takım, yani çok somut veriler yok elimizde. Ama sezgilerimiz bu bağı ve bu yönlendirmenin olduğunu söylüyor. Zaten bu derin, en azından Ergon'un kon damaları meselesi açıldığı zaman Kıbrıs'ta Ergon'un olayının üzerine de gidilseydi belki bu öldürme olaylarının bazılarında da ışık tutulabilinilirdi. Ama dikkat edildiyse, ettiyseniz Kıbrıs'ta Ergenekon olayı sanki hiç yok. Doğduğu yer burası. Ama bütün o araştırma sürecinde onlarca insan tutuklanıp mahkemelere götürülürken Kıbrıs'ın tek lafı bile geçmedi. Belki o bu süreçte böyle bir şey yaşansaydı belki bunlar da açığa çıkardı. Artık geleceğe bakacağız. Evet, ben izninizle bu araştırmayı kapatmamız lazım. Bir şeyle ilgili Yaşar'a soru söylediği Kıbrıs'ta Türkiye'ye yönelik ülkücü harekete yönelik çalışmalar biz İkret Kurşat'ın Türkiye'de ülkücü cinayette olan bazı öğrencilere mektuplar yönlendirme yaptığını bir mektubu ele geçirme türküyle şey yaptık, yani şahit olduk. Değerli arkadaşlar, çok teşekkürler tüm katılımcılara. Tüm demokrasi şehitlerimiz bize yıldır olmaya davet edeceğiz. Onlar hayırlısı. Detayı çıkartıyoruz.